eğer bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Çok iyi. Harikasınız. Hayata bakış açısıyla alakalı bir şey. Hep öyle bakın, hep söylüyorum ben. Kötü dediğiniz anda geri gidiyorsunuz. Sadece geri gitmekle kalmıyorsunuz. Ben kötü deyince sen de diyorsun ki vah vah hoca da kötüymüş. Öyle miydi hocam? Harbi daha da kötü oluyorum. Boş ver. Yayılan bir enerji. Aynen. Çok iyiyiz, çok mutluyuz. Her şeyden önce sağlıklıyız, şükürler olsun diyerek günümüze başlayalım. Efendim? Hiç üşümüyor musunuz? Evet, üşüyor musun sen? Hanımefendi plaja gider gibi giymişsiniz ama lütfen çok rica edeceğim, ondan olabilir mi acaba? Peki konuğumuz aynı zamanda sevgili Sevim Bekgöz. Hoş geldin diyelim. Merhaba. Bugün bizlere kuru yemişli yağ salatası yapacak. Evet. Tahinli semizotu salatası yapacak. Vay, semizotunu zaten çok severim hocam. Bir de tahinle bakalım birleşince nasıl bir lezzet ortaya çıkacak. Aynı zamanda baharatlı tavuk kapama yapacaksın. Evet, süper lezzetler. Hoş geldin tekrar, seni burada görmek çok çok güzel. Peki bugün hocamla neler yapacağız? Dün akşamdan beri çalışıyoruz. Çalış bitmedi. Oldukça yoğun bir gündemimiz var. Yayın hayatına başladığımız ilk gün sevgili Gürkan hocamız bizlerle beraberdi. Aralarda tabii ki çok görüştük. Doğru. Çok bilgiler verdiniz. Teşekkür ediyoruz. Bugün 200. programımızda yine birlikteyiz. Ne mutlu, bize gurur duyuyoruz. İyi ki varsınız hocam. Ben teşekkür ediyorum. Kocaman bir alkış rica ediyorum. Sağ ol. Keyif, büyük keyif. Yumurtanın inanılmaz faydalarını konuşacağız hocam. Allah. Eklem ağrısı için 5 esansiyel yağ önerisinde bulunacağız. Kuru, çatlamış ve pullanmış ciltler her zaman zaten sorundur. Onun haricinde mantar yemenin faydalarını konuşacağız. Alacağız. Cilt, beyin ve kemikler üzerinde hocamın size 6 sürpriz faydası var anlatacağı. Aynen. Aynı zamanda bugün panomuzda aslında sürekli konuştuğumuz, çok faydalı olduğunu düşündüğümüz besinlerimiz var. Bu besinlerle ilgili hocam bugün ezber bozacağını söyledi. Yumurtamız, sütümüz hocam, buyurun siz anlatın. Bu yiyecekler zararlı. Bakın, bu yiyecekler zararlı. Ama kime? Nedir o zararlı yiyecekler? Yumurta ve süt zararlı. Fasulye, kuru fasulye zararlı. Haydi bakalım. Mercimek zararlı. Aynı şekilde patates, bildiğiniz patates zararlı bir yiyecek. Yine aynı şekilde patlıcan zararlı bir yiyecek. Domates zararlı bir yiyecek. Aynı şekilde biber zararlı bir yiyecek. Şu an duyduklarımıza inanamıyoruz tabii. Evet. Nohut zararlı bir yiyecek. Hop hızlı gidiyorum. Zararlıları söylüyorum size. Yumurta, süt zararlı. Fasulye zararlı. Mercimek zararlı. Patates zararlı. Patlıcan zararlı. Domates zararlı, biber zararlı ve nohut zararlı. Allah Allah, Gürkan Hoca bu sezonun son programı dediler. Ne oldu hocam, fikriniz mi değişti yani? Ortalımı dağıttı. Hay, gerçekten zararlı. Ama kime? Sabrederseniz anlatacağım. Az hakikaten sonra şaka değil. Evet. Hakikaten anlatacağım. Bazıları için bu besinler zararlı ve özellikle ben zayıflayayım diye uğraşıp bir türlü zayıflayamayanlar varsa burayı çok dikkatle dinlesinler. Bir şey daha söyleyeyim Çağla. Buyurun. Ben yayın hayatında, ben de öyle biliyorsun, yüzlerce binlerce canlı yayın yaptım. İlk defa böyle bir konuya değineceğiz. Özellikle zayıflamak isteyip de zayıflamayanlar çok şey kaçırır, kaçırırlarsa. Altında hani bir sürü şey arıyorlar aslında. Aynen. Tiroid vesaire falan filan diyoruz. Onun ama. Onun çok dışında bir şey evet. Bu. Tiroid falan değil. Hı-hı. Çok güzel bir şey söyledin. Hı-hı. Ne tiroid, ne böbrek üstü bezi, ne selenyum, ne magnezyum, ne kalsiyum. Bambaşka bir şey. Bu besinler zararlı ama kime? Onu anlatacağız. Bunu bir kenara bırakmak zorundayız. Çünkü bugün yumurtanın gerçekten o durumdan, o durumda olmayan kişilerin haricinde yumurtanın faydalarına konuşacağız. Günde kaç yumurta, kaç fayda? Güzel. Şunu alayım bir kere. Evet. Şimdi siz yumurta yerken rengine bakıyor musunuz? Beyaz ya da kahverengi? Var mı bak bakanlar? Seçim yapan var mı? Önemlidir diyen var mı? Kahverengisini alıyorum, beyazını alıyorum önemli diyen. Hiçbir fark yok aslında. Ne varsa alıyoruz. Şeyle alakalı. Beyaz ya da kahverengi olması tavuğun cinsiyle alakalı. Yoksa aralarında büyük bir fark yok. Ama yumurtanın iyi tarafı şu. Yumurta ortalama tek başına A vitamininin, B2 vitamininin, folatın yani folik asidin sizin vücudunuz için geçerli birçok besinin tek başına yediğinizde ortalama %6'sı ile
onunu karşılıyor. Ben mesela onunla ilgili sana bir liste vermiştim. İstersen oradan bir kısaca söyle sevgili. A vitamini ihtiyacımızın %6'sını karşılıyor. Aslında hani diyoruz işte içinde çok protein var, çok besleyici vesaire. Aynı zamanda A vitamini var. Kaç yumurta A hocam? Vitamini, o en sonunda söyleyelim. Tamam, onu. Günde kaç bu yumurta? Bu kadar kaç yumurta? Şimdi A vitamini ne? Gözler için iyi. Başka ne? Folat ihtiyacının. Folat ne? Folik asit. Folik asit ne? Unutkanlığınız var ya, gidip bir baktırın, folik asit büyük bir ihtimalle eksik çıkacaktır. Folik asit böyle bir madde. Başka? Gebeler eğer bunu yemezlerse çocukların çok ciddi nörolojik problemleri oluyor. Böyle bir madde ve bunun yaklaşık %8'ini. Hocam %5'ini karşılıyor. %5'ini karşılıyor. Başka hangi vitamin? Hemen ona geçmeden önce hamilelik döneminde özellikle genellikle duyuyorum, folik asit takviyesi verilir. Mutlaka. Ama bunun yanında da hadi folik asit takviyesi alıyorum, yumurta yemeyeyim diye bir şey Hayır, söz konusu olamaz. Hayır, tam tersi ona destek de sağlar. Destek olarak. Aynen. B5 vitaminin ihtiyacının %7'sini karşılıyor. Yine nörolojik sisteme gittik, yine unutkanlığa gittik, yine hafıza bozukluklarına gittik. Mesela bir şey söyleyeyim, çocuğunuz sınavlara hazırlanıyor. Bir hafta önceden biraz sonra miktarını söyleyeceğim kadar yumurtayı mutlaka yedirir. O özellikle açıdan, o dönemde. Tabii, zihinsel fonksiyonların daha çabuk çalışması. Şimdi en önemli problemler nedir? Sınava girersiniz, formül aklınıza gelecek mesela. Öğrenciler bunu çok iyi bilirler. Heyecan, stres neydi? Ve eşittir unutkanlık. Neydi o ya? Bu unutkanlık da değil. Ya var, kafada var gitti, gelmiyor. Gelmiyor. Getir onu geri oradan. Neyle yapacaksın? İşte B5 vitamini orada çok önemli. Burada demek ki yumurta da önemli. Bakın şimdi bir şey olarak söyleseydik mesela. Yumurta B5 iyidir, B2'dir, B8'dir. Ama kim nereden bilsin? Hayatla özdeşleştiriyoruz. Doğru. Hangi sınava durumlarda girdiniz, değil mi? Gelmiyor formül. Şimdi öğrenciler beni çok iyi anlıyor. Ya neydi o ya? 2x artı... Neydi? Gelmeyi kolaylaştırıyor. Özellikle kognitif, o dönemlerde. Anlama yeteneği. Onu arttırıyor. B12 vitamin ihtiyacının ise %9'unu karşılıyor. Yine öyle. Unutkanlıkta bakın. Bir insanda unutkanlık var. Benim şu anda içinizde unutkanlık problemi yaşamamış kimse yoktur. Türkiye'de de öyle. Sormayalım bile. Gittiğim her yerde şunu elimden bırakayım. Ben bari, alayım. Düşüreceğim, çattım. Kıracağım diye. Ama yok. Sen ben şöyle yapayım dursun. Hocam isterseniz. Siz onu buraya koyun. Tamam. Şöyle ben elimde bu şekilde tutayım. Tamam. Ağır çünkü. Yumurta. Şimdi B12 vitamini ne? Folik asitin kayınbiraderi. Evet. Folik asitle B12 vitamini böyle kayınbirader, öbürü ne oluyor? Damat mı oluyor? Damat gibi yaşıyorlar bir arada. İkisi bir arada olursa gerçekten iyi bir hafızanız oluyor. Ya benim bazen benim o senin oluyor mu? Arabayı sitede nereye koyduğumu her sabah. Hocam kusura bakmayın, bende olmuyor. Niye? Araba mı yok? Ya arabam var da öyle bir dert olmuyor yani. O konuda bir unutkanlığım yok. Şimdi kendinizi kötü hissetmeyin ama. Reklama gidiyorduk değil mi çocuklar? Ya hayır gitmiyoruz. Reklama gidiyorduk değil mi? Hayır reklama, hayır gitmiyoruz. Reklamdan sonra ben hasta bakmıyorum. Hep aynı yere park ettiğim için. Şaka söylüyorum. Doğru, ama olabiliyor değil mi hocam? O da şeydir. Aynen öyle. Bu tür problemler, anahtarı nereye koyduğunuzu unutursunuz. Tabii evet. Bu günlük yaşamın yoğunluğundan. Stresinden kaynaklanan bir şey. Ben 17 yaşında da onları duyuyorum. Dolayısıyla B12 ile folik asit önemli. Demek ki yumurta onun da kaynağı. Başka ne var? B2 vitamini ihtiyacının %15'ini karşılıyor. Nedir B2 vitamini? Şimdi B2 vitamini daha böyle şeylerden. Başka bir yere geçeyim ya dur. B17 vitaminini bileniniz var mı? Yok. B17 birçoğunuzun haberi yok değil mi? B17 vitamini aslında çok fazla olan işlerden bir tanesi. Ve Karadeniz'e gidin. Karadeniz'in hemen hemen bütün besinlerinde çok fazla miktarda olan besinlerden bir tanesi. B17, B12'nin bu anlamda benzerlikleri var. B vitamini dediğiniz zaman unutmayın. Hafıza, unutkanlık, akla getirme. Yani hocam B'si, 2'si, 12'si, 5'i, tabii, 17'si, genel mantığı bu. Sinir sistemiyle ilişkili. Dolayısıyla yumurta yediğinizde aslında sağlıklı bir sinir sistemine, daha az strese de sahip oluyorsunuz. Var mı başka vitamin? Var tabii ki. Fosfor ihtiyacının %9'unu karşılıyor. Fosfor ne biliyor musunuz? Siz hepimiz kalsiyum yiyoruz. Ya fosfor olmasa kalsiyum ne yapsın tek başına? Kalsiyumla fosfor vücutta bir denge içinde kemiklerimizi koruyor. Kaslarımızı koruyor. Eğer fosfor kalsiyumu o desteği vermezse siz istediğiniz kadar kalsiyum. Şimdi az önce şey dediniz. Neyle yapıyoruz şeyi? Semizotu mu? Dereotu mu? Semizotu. Semizotu ve dereotu mesela iyi birer kalsiyum kaynağı. Ama fosfor olmazsa yani yumurtanın içindeki gibi fosfor olmazsa o kalsiyum hiçbir işe yaramıyor. Hasta diyor ki hocam ben çok süt, peynir bilmem ne yiyorum ama benim hala kemik erimem var. Çünkü fosforuna da baktırman lazım. Kalsiyum fosfor dengesinin oturması lazım. Bakın bir yumurtada birlikte yürüyor yani. Tabii birlikte yürüyor. Hiçbir ya. Şimdi
Çok başarılı bir programcısın. Ne sen tek başına burada bir programı alıp götürebilirsin. Ne ben tek başıma geldiğimde alıp götürürüz. İşte kalsiyum, işte fosfor. Fosfor gibi. Bir gösterir misiniz bize? Kalsiyum fosfor. Kalsiyum fosforun güzelliğine bak sabah sabah. Kalsiyum fosfor ne oldu? Kalsiyum fosfor kemikleriniz uyum güçlü. İçerisinde yürümelilerdir. Evet böyle bir anladım. Bunu da olduk güzel ya. Güzel abi olduk hocam. Hiç fosfor olacağım aklıma gelmemişti. Ben de kalsiyum olacağım. Peki hocam selenyum ihtiyacının ise %22'sini karşılıyor ki bu çok ciddi bir oran. Tiroid hastalığınız var diyelim. Bak çok önemli. Tiroid hastaları dikkatle dinleyin. Diyelim ki tiroid hastalığınız var. Tiroidin hormonlarının oluşmasındaki en değerli madde, herkes anlayabilsin diye basit anlatıyorum, selenyum. İsmi de hoş be. Selenyum. Evet. Selenyum. Hoş bir hoş zerafet var farkındasınız değil mi? Selenyum. Tiroidi yönetiyor. Bak bir kraliçe o. Evet. Selenyum. Tiroid ne? Patron. Evet. Bak size bir şey söyleyeyim mi? Süper bir mankensin. Bir mankenlik yürüyüş yapar mısın bari? Yumurtayla mı? Hayır, hocam ya. Ama zaten önemli olan yumurtayla. Hocam kartımı almayın şöyle, ya. Şöyle kartını aldım. Ben şu anda sunucu kimliğimle burada. Şöyle bir manken gibi yürür müsün? Hey yavrum vallahi helal olsun. Kim yürüyor biliyor musunuz? Kim yürüyor? Tiroid yürüyor şu anda. Bugün tiroid de oldum maşallah. Bu tiroid yürüyüşü. Bir fosfor bir tiroid. Bak niye? Nasıl havalıydı? Gördünüz mü yürürken? Bir anda nasıl değişiyor? Böyle. Bir anda yürüyüş değişiyor. Ben onu yapmaya kalkarsam madar olacağım. Gene reklam isteyeceğim. Onun için istemiyorum. Hocam siz tiroid kalsiyum olarak kalın. Değil mi? Kalsiyum olarak kalın siz diyorsunuz. Sağ ol. Sağ ol. Bugün Karacaahmet günümüz. Ya. Sürekli bir gömülme. Neyse o benim canım kardeşim. Tiroid eğer bir kimlik kazansaydı böyle yürürdü. Çünkü tiroid vücuttaki birçok fonksiyonu yürüten bir organ. Tiroid hormonlarının oluşumunda en önemli madde selenyum. Haberiniz bile yok. Eğer yumurtadan yeterli selenyum almazsanız tiroidiniz çalışmaz. Ne olur saçınız dökülür. Doğru. Ne olur tırnağınız kırılır. Hı. Ne olur depresyona girersiniz. Ne olur baş ağrınız olur. Ne olur eklem ağrılarınız olur. Ne olur cildiniz kuru olur. Farkında mısınız? Nerede? Ne olur kalp yetmezliğine gidebilir bu işin sonu. Bakın. Nasıl silsile şeklinde gidiyor. Dolayısıyla selenyum yumurtadaki en önemli maddelerden bir tanesi. Böyle iyi oldu ya. Hoşuma çok güzel oldu. Ve aynı zamanda hocam içerisinde ciddi miktarda D vitamini, E vitamini, K vitamini, B6 vitamini, kalsiyum ve çinko içerdiği gibi bir yumurtada 77 kalori, 6 gram protein ve 5 gram sağlıklı yağ almış oluyorsunuz. Ne saydım biliyor sağlıklı musun? Ne saydım biliyor musun? Çok güzel. Bunları sayarak. Şunu saydım. Oldum. Dedi ki bir yumurta yerseniz bir tokluk hissiniz artar. Demiş İki kaslarınız daha güçlenir. Üç kemik dokunuza ciddi fayda sağlarsınız. Dört saçlarınız daha az dökülür. Beş psikolojik olarak da kendinizi daha iyi hissedersiniz. Aslında onları saymış oldum. Bütün aslında. Bunları sayarak. Kas, kemik, tendon. Mesela yürüyorsunuz sık sık ayak burkulmalarınız oluyor. Diyelim ki yani zaman zaman olur o böyle bir boşluğa geliyor bir ayak burkuluyor falan Allah Allah ne oluyor iyi ayakkabılar giyiyorsunuz falan fark etmiyor. Bu tür şeyler kas, kemik, tendon problemlerinden kaynaklı durumlarda da mutlaka bir ortopediste nedenini öğreniyoruz ama yumurta burada iyi. Peki ne kadar yumurta? Evet gelelim bu tartışmaların son bulacağı noktaya. Dünyada yumurta manyağı bir adam var. Yumurta manyağı özellikle seçiyorum bunu. Adam her gün 21 tane yumurta yiyor. Tabii yani. Başka o hiçbir ya. Şey yemiyor büyük ihtimalle. O ya tabii. Dolayısıyla onun bütün tavukları artık isyan etmiş ve kaçmışlar. Yani sana bu kadar yumurtayı nereden yumurtlayacağız diye. Böyle bir yumurta, öyle bir tavukluk da yok. Öyle bir şey yok ya. Bu zulüm ya. Neden tavuk böyle bir şey bırakacak. Yapıyormuş? Başka bir şey yiyemiyor muymuş? Biraz vücut şey geliştirme vesaire ki yanlıştır. Niye yanlıştır? Bir besin kaynağı, bir besinde. Sadece bir besinden her şeyi almaya kalkmazsınız. Yumurtanı söyleyeyim. Benim günlük yumurta şeyim birdir. Ama bu kadar söylediğim faydaları elde edebilmek için iki yumurta yemeniz günde yeterli olur. Peki zararı var mı? Var. Ne zararı var yumurtanın? İki yumurta yemenin ne zararı ve kimlere zararı var? Yumurta bir kere zararlı. Sütle beraber, fasulyeyle beraber, mercimekle, patatesle, patlıcanla bunların hepsi zararlı. Biberle, nohutla bunların hepsi domatesle zararlı. Ve domatesle. Ve kimlere zararlı? Bunlar kimlere zararlı biraz sonra söyleyeceğim ama yumurta mesela en alerjik besinlerden bir tanesidir. Dünyada 3 tane alerjik besin vardır. Ya en alerjik besin pardon. Alerjikten kastım ne? Vücutta döküntülerden tutun şişkinliğe kadar bir sürü problem. 1- yumurtadır. 2- balıktır. 3- nut grubudur. Yani fındık ceviz badem vesaire badem grubudur. Bu 3 tane en çok yapar. Yumurta da bunlardan bir tanesidir ama bunun dışında çok da öyle önemli bir problemle karşı karşıya kalmadığımız çok sağlıklı 24 yaşında hekim olduğum günden beri ha Beke ilginç bir şey. İyi kolesterolü yükseltir.
kötü kolesterolü düşürür. Müthiş HDL bir şey. Kolesterolünüz yükselir eğer günde 2 yumurta yerseniz. Bu ne demek biliyor muyuz? Biliyor muyuz ne demek olduğunu? Bilmeyenler için hocam HDL zaten burada hemen anlatsın. HDL ne? İyi olan. H, Hatay'ın H'si, Hakkari'nin H'si. LDL ne? Kötü olan. Aslında onlar kolesterol değil biliyorsun. Nedir hocam? Ya kolesterol nasıl bir şey biliyor musun? Garibim ya. Çok garip. Çok garip. Hocam nasıl garip? Habire poğaça börek yiyor. Garip tabii. Şöyle kolesterolü vücuda bırakın. Hani bazen küçük bebeği ne olur? Düşünsene 6 aylık bebeği bir yere bırakınca ne olur? Oradan hareket edebilir mi? Evet. Lök kalır. Onu ne yaparsınız? Bir anne gelir, kucaklar evet. Ve o yavrucağı götürür. Yürütür. O kolesterol o bebektir. Oraya koyarsınız kalır. O kolesterolün kendi başına yürüme bir yere gitme şansı yoktur. Onu taşıyacak bir anne lazımdır. O HDL ve LDL dediğimiz var ya aslında birer proteindir. Ama bir anne gibi o kolesterolü alır muhtelif yerlere götürür. Eğer o anne Hataylı, Hakkarili anne ise iyi bir annedir. Çocuğunu iyi yerlere götürür. İyi yerlerde besler, büyütür. Ama LDL ise L'ye herhangi bir şey ismi vermeyelim. Şimdi ödemeyelim kötü olacak çünkü. Hani kötü anlayacağız. LDL ise kötü huylu proteindir. Demek ki HDL ile LDL yağ falan değil aslında. O kolesterolü taşıyan anneler. Anneler. Ama iyi anneler de olabilir. Bazı kötü niyetli anneler de olabilir. O LDL kötü olanıdır. Dolayısıyla kolesterol değildir. Onlar taşıyıcı proteindir. Bunu da söylemiş olalım. Harika anlattınız hocam. Kalp hastalığı riski azalır eğer günde 2 yumurta yerseniz. Niye? Hocam. HDL yükseldi. İyisi yükseldi. Kötüsü düştü. Kas kemik yapınız iyi hale geldi. Modunuz iyi. Spor yapma enerjisi verdi. Enerji verdi. Tok tuttu. Garip garip başka yemekler yedirmedi. Çünkü tok değilseniz tatlıya gidersiniz. Tatlı doğru. Yediğinizde şeker yükselir, insülinin düşülür. Halsiz kalırsınız. Allah bütün gün artık perişan ondan bak, sonrası. Bir küçücük yani şey. Yani düşünün kahvaltıya yumurtayla başlamak kadar sağlıklı bir şey var mı? Kimler muhteşem. Yedi sabah yumurta? Kaldıralım elleri. Bakayım hiç fena değil. Değil. Hiç fena değil. Değil. Gayet tabii. Güzel. Tabii, tabii, evet. Değil. Hep bana soruyorlar enerji nasıl buluyorsun, bu enerji nasıl buluyorsun? Ben her gün. Efendim? Hastanın... Net 6 günü hemen anlatacağız. Net 6 günü 2 yumurtayla güne başlıyoruz. Kesin. Yani net. İdeal yumurta nedir? İdeal yumurta yanına peyniri koyarak, üzerine biraz sebzelendirerek. Tabii. Yani sebzeden kastım ne? Ben bir kere sever misiniz bilmem ama haşlanmış ıspanakla yumurtayı sabah bir arada sotelenmiş ıspanakla. Yumurtayı bir arada yerseniz muhteşem bir tokluk sağlar. Ben de hocam şöyle yapıyorum. Yeşil evet. Biber, kırmızı biber. Lor peyniri, avokado, yapışır. Yumurta, kayısı yapışır. Yumurta hepsini karıştırıp yapışır. Öyle yiyorum sabah. Problem yok. Benim şeyimi söyleyeyim hı-hı. Kendi adıma. Evet. Ben ya ıspanakla soteleyerek ispanakla. Veya dereotu ve... maydanoz falan mı? Semizotu? Hayır, dereotu ve semizotu ikilisiyle karıştırarak... Neden bu karışımı yapıyoruz? Çünkü kalsiyumu da bir taraftan yükseltmek yani istiyorum. Kalsiyum protein yan yana gelsin. Aynen öyle. Çünkü ben kalsiyumum. Evet. Proteine de ihtiyacınız var. Evet. Fosfor. Fosfordum ben evet. Bir dakika fosforlu cevriye evet. Vardı şimdi fosforlu. Evet daha güçlü sağlıklı kaslar protein içerdiği için değil mi? Özellikle de sporcularımız aynen. Spor yapan kişiler sadece ağır spor yapanlar değil yürüyüş yapmak da sonuçta bir spor. %100. Bol yumurta tüketmeli günde yani. İki defa dedik daha sağlıklı kemikler değil mi hocam? Kesinlikle kemikler ve şey şimdi spor dedin ya bak kafa bir şeye takıldı. Bir saat bisiklet şurada içinizde bir saat sürekli pedal çevirecek bir kişi var mı Allah yok, aşkına? Yok ben yokum. Tabii. Hayır ben de spor yokum. Yaptığı için de biliyor. Bir saat spor yapabilmek mümkün değil. Bir saat bisiklet sürebilmek. Peki bir saat bisiklet sürdüğünüzde ne kadar kalori harcar ve kaç kilo yağ yakarsınız sizce? Hocam çok moralimizi bozma. Kaç gram yakar? Ben bozmuyorum ne yapayım yani ben size bilgileri paylaşıyorum. Söyleyeyim çok da uzatmayayım. Bakın 1 kilo. 1 saat aralıksız. 1 saat aralıksız sürdünüz. Bisiklete bindiniz. Rejim nereye bakayım? Oraya mı bakayım? Göstermem gerekecek çünkü. Evet. O oraya. Geliyor cimi. Oraya bakacağım. Şimdi 1 saat bindiğiniz bisiklet sonrasında yaktığınız yağ miktarı. Mesela şu kadar olabilir mi? Yok, çok hocam o. Hayır. Şu kadar olabilir mi? Hayır. Şu kadar. Bana çok gibi geliyor onlar şu hala. Şu kadar. O 3 gün bisiklete bin o şu zaman kadar. Bir deri bir kemik alırsın öyle. Şu kadar mı ya? Şu kadar olabilir mi? Bu kadar yağ yakabilir misiniz? Yok bence hayır. Ben söyleyeyim size. Bak ne dedi? O zaman niye bisiklete binelim? Ha, bu soruyu biliyorum. O zaman binmeyelim bir saat niye çekelim? Yolu açarsınız soru gelir. Evet çünkü Zeki de bir yayıncımız var. Şunun için biniyorsunuz metabolizmanız yükselsin diye. 40 gram 30-40 gram civarında yağ yakar. Peki bunu ben mi söylüyorum? Hayır. Hayır. Estağfurullah burada biliyorsunuz ben bütün bilimsel arkamızda anlatacağımız şeyler de onlar.
Norveçli bisikletçiler üstünde yapmışlar. Bir saatin sonunda 30-40 gram yağ yakmış. O zaman soru bu. Niye yapıyoruz? Sağlığımız için. Gelecekte daha uzun sağlıklı cildimiz olsun, kalbimiz olsun, bağırsaklarımız olsun diye yapıyoruz. Spor yaparak. Ey Türk millet. Buyurun işte bak. Spor bu yaparak. Çok önemli bir konuşma geldiğini hissediyorum. Tabii. Bakın lütfen. Spor yaparak. Sizin düzeyinizde spor yaparak. Zayıflayacağınızı falan zannetmeyin. Yok öyle bir şey. Bir hafta. Daha da bir şey söyleyeyim. Bir hafta. Her gün 40 dakika yürüdünüz. Hanımefendi bekliyor şimdi. Bir hafta her gün 40 dakika. Zaten yok da öyle. Pardon. Pardon, Türkler demeyelim. Ya bizim Türk milletimiz yürür yani. Öyle değil. Biz sürekli ne yürürüz. Ne diyeceğimiz yani. Kurban olurum ben size. Norveçliler. Peki yürüdük diyelim. Norveçliler diyelim. Her gün 40 dakika yürüdü. Bir hafta sonunda bizim hanımefendi tartıya çıkar. Beklentisi şudur. 85 kilo mu? Herhalde 78'e falan düşmüşüm. Olmuşumdur kesin yani o kadar 7 demelendim. 7 kilo kesin gitmiştir der. Bir bakar ki mesela. Bir haftanın başında 85 kilo 300 gram. Haftanın sonunda da en az 7 kilo verdim diye bekliyor. Ne bekliyor? 78 kilo bekliyor. Hanımefendi bir bakar. Hafta başında 85-300 ya. Hafta sonunda 85 kilo. 300 gram verdim. 300 gram mı gitti? Kıyamet, evet, moraller alt üst. Neden? Dolayısıyla spor, metabolizmanızı, o bir mesela kiloyu verdikten sonra koruma yöntemidir spor. Onun için spor yapın ne kadar? 100 adım, dakikada 100 adım yapın. Günde. Haftada 4 gün yeter. 40'ar dakika yürüyün yeter. Kiloyu korumak için yeter. Yumurtadan evet. Nerelere geldik? İyi. Vallahi geldik. Bir evet. Halk sorumuz var. Dilerseniz gelsin. Onu alalım. Gelsin. Onun sonrasında devam edeceğiz. Buyurun. Birçok diyet yaptım. Ancak verdiğim kiloları geri aldım. Bana farklı bir diyet önerir misiniz? Bu zannedersem sizin de çok karşılaştığınız bir soru. Güzel. Şimdi buraya geçelim Çağlıcığım. Oldu. Zamanı şöyle, geldi. Şöyle geçelim. Şimdi... Buraya geçtik. Şimdi biz dedik ki, şimdi hanımefendinin sorusunun üstünden de gideceğim. Dedik ki bu yiyecekler zararlı. Ekran başına bizi program başına izlemeyenlere bir daha söyleyelim. Yumurta ve süt zararlıdır. Fasulye zararlıdır. Şimdi yalnız şöyle şeyler oluyor. Bu kısmı alıyorlar mesela bazen. Şeyde falan çok yapıyorlar biliyorsun onu sosyal medyada. Hale bak. Adam bir de iç hastalıkları uzmanı olacak. Falan. Yumurta süt zararlıdır diyor. Onlar neyse, onun bütün. Derdi hocam. Onların zararlı. Fasulye zararlıdır. Mercimek zararlıdır. Başka patates zararlıdır. Patlıcan zararlıdır. Domates zararlıdır. Biber zararlıdır ve nohut zararlıdır. Ne zaman zararlıdır? Şimdi size bir arkadaştan bahsedeceğim. Hocam çok affedersiniz. Süt ha süt var. Var tamam, gör. Var. Tamam, yumurta var. Ve süt. Tamam. Şimdi size bir arkadaştan bahsedeceğim. Yazmaya başlıyorum. Aşağı doğru yazacağım. Birinci harfi L. İkinci harfi E. Üçüncü harfi K. Dördüncü harfi T. Sonra bir i'si var, sonra da bir n'si var. Oku bakayım. Lektin. Lektin. Hiç duydunuz evet. mu? Lektin şu. Lektin nedir? Lektin ne biliyor musunuz? İnsülin gibi davranan bir madde lektin aslında. İnsülin gibi davranarak glikoz metabolizmasında etkili olan bir madde. Bu lektin denen madde ve aslında kilo alan insülin, o insülin direnci hastaları hep bilirsiniz. İnsülin direnci diye bir problemden bahsederiz. İnsülinle şekerin kavga etmesi. O kilo alan hastalarda insülin gibi davrandığı için bazı insanlarda bu lektin denen madde, o maddeyi içeren besinleri aldığınızda kilo vermeniz zorlaşır. Zorlaşıyor. Sonra düşün taşın niye ben veremiyorum? Aynen öyle. Ben de hakikaten bakıyorum mesela hastaya. Gayet sağlıklı yediğini düşünüyor tabii, kişi. Tabii ben de bakıyorum. Ya Allah Allah ne vermişim hastaya? Yumurta vermiş. Mis gibi diyorsun. Taze fasulye, mercimek ne kadar çok anlatırım bilirsiniz. Evet. Taze fasulyenin içinde mesela kan şekerini yükselten bir enzimi parçalayan yani bizim işimize yarayan maddeler var. Var. Mercimek müthiş bir protein deposu. Patates haşlanmışı hele de tatlı patatesse bir antioksidan. Domates, biber zaten besin maddesi olarak çok beğendiğimiz. Nohut yine kuru baklagil evet. Nohut. Çok kıymetli bir bakmışlar diyoruz. Bakmışlar ki bazılarında bu besinler içerdikleri lektin maddesi nedeni ile bazı insanlarda kilo vermeyi zorlaştırıyorlar. Bu programda değil ben ilk defa bir programda bundan bahsediyorum. Dolayısıyla ekran başında bizi izleyenler varsa, kilo verme konusunda zorlanmışlarsa, her türlü kendilerince diyeti en az bir yıl, ha bu da çok önemli değil Çağla. Mi? Evet. Bir ay diyet yapıp, iki ay diyet yapıp ben verdim veremedim ya da verdim geri aldım demenin hiçbir anlamı yok. Uzun süredir uğraşıyorsa, en az bir yıl deniyorsa. Diyet de değil, her şeyi yiye yiye, bizim sloganımız ne? Yiye zayıflama, yedire yedire zayıflatma, bizim işimiz de o. Bunları denemelerine rağmen gitmemişse bunu bir denesinler. Bu besinleri bir daha söylüyorum.
yaptıkları diyet benzeri işlemde çıkarsınlar dışarı. Yumurta, süt yemesinler. Fasulye yemesinler. Mercimek, evet. Patates yemesinler. Aynı şekilde patlıcan, domates yemesinler. Biber ve nohut yemesinler. Bunları hiç yemeden bir beslenme düzeni kursunlar. Bu önemli de bir senin son programına özellikle de saklamış gibi olduk ama aslında ne zamandır aklımda bir türlü söylemek nasip olmadı. Bunların olmadığı bir beslenme planı çıkarsınlar bakalım kendilerine. Nasıl sonuç alıyorlar? Bu da buradan hakikaten önemli bir amme hizmetimiz olmuş olsun. Hocam peki nasıl anlayacaklar? Bunun testi mi yapılıyor? Yok. Hayır. Şey, zaten bu sadece bir tahmin. Yoksa deneyerek mi? Tabii. Aynen öyle. Bunun belirtisi sadece bu kadar düzgün beslenip kilo verememek aynen mi? Aynen öyle. Aynen öyle. Şu andaki yok, şeyimiz tamam. O. Lektin maddesi içeren bunu da denemekte fayda var. Dolayısıyla bizi izleyip de bunu başaramayanlar şu besinlerin olmadığı bir beslenme programı içerisine girerek bir yapsınlar bakalım. Kimileri için çok faydalı olurken peki kimileri için bu lektin içeren besinler kilo kiloyu vermenin dışında aldırır mı bir de aynı zamanda? Hayır, yok. Kilo aldırmıyor. Yani aldırmıyor. En azından o ama en azından ama tıkanıyorsunuz bir yerde. Özellikle bir yerde tıkanma varsa evet, durdu, bu kaldı. Daha da önemli. Ha, kaldı ama şu onu da söyleyeyim. Bak şimdi durdu kaldı lafı da zayıflamada önemlidir. 1.75 boyundasınız. Evet. 92 kilodan başladınız. Evet. 70 kiloya düştünüz. Hala vermek istiyorsunuz. Fakat biz orada vücut kompozisyonuna bakarız. Hmm. İçinde ne kadar yağ. Yani o mesela vücudunuzda bir kadının vücudunda 10 ile 20 kilo arasında yağ normaldir. Diyelim ki yağınız 19 kiloya düştü. Vücut artık sizin için normal kiloya düştüğünü düşünerek orada durur. O durmadan bahsetmiyoruz. Anladım. Biz. 1.75 boyundasınız. 92 kilosunuz. 8 kilo verdiniz. 84'e düştünüz. Yağınız da hala yüksek. 20 olması gerekirken 25'te. Ama hala durdu gitmiyor. O zaman deneyin bunu. Bir deneyin. Bunu niye anlatıyorum? Bunları güzel bir not edin ya da fotoğrafını çekin hemen. Çağla bize ulaşabilen insanlar evet. Zaten ulaşıyor. Ama ulaşamayanlar için bu programdaki benim temel şeyim o, görevim evet. O. Doğru bir platform olduğu için bu tür bir yardımda da bulunmak. Onun için bu besinlere dikkat edin. Harikasınız hocam. Çok önemli noktayı bugün de açıklamış olduk. Bir halk sorumuz varsa onu alalım istiyorum. Olur. Halk sorusu var. Hazır değilmiş. Azerice konuşmaya başladım. Peki bu ilk defa duydum F faktör diyetinden birazcık bahsedelim. Nedir? Şimdi şeylerde besinlerin içerisindeki protein aslında biraz F faktörü çok bilinenin dışında anlatalım. Olur. Besinlerin içerisindeki yoğunluğa göre siz insanlara beslenme programı hazırlıyorsunuz. Beslenme programı ne? Mesela diyorsunuz ki ben önce karbonhidrata yükleneyim. Arkasından oran olarak vermeyeceğim kafa karışmasın diye. İlk iki hafta karbonhidratlı gideyim. Evet. İkinci hafta karbonhidratı geri çekeyim biraz proteinli gideyim. Üçüncü hafta bunları ortak olarak birlikte vereyim. Dördüncü haftadan itibaren de ben hastanın durumuna göre özelleştireyim bu işi. Peki ben yanında mıyım? F faktör diyeti dedikleri bu aslında. Bu biraz Hollywood yıldızlarının falan kullandığı bir şey. Ama bakın ben bunca senedir Türk milletiyle bir hayli insanı tedavi etmiş birisi olarak, uğraşan biri olarak şunu söyleyeyim. Bizde bu iş çok özel. Ve bu çok özelin de belli şartları var. Nedir o? Bir kere Türk milletinin %85'i günde 5 öğün yiyerek besleniyor. Bir. Evet. Türk milleti 5 öğünle zayıflıyor. Bir. %15'i de 3 öğün ve altında. Hani bazen onda tartışmalar oluyor ya. 3 öğün mü 5 öğün mü? Evet. 2 öğün mü aralıklı mı? Kişiden kişiye değişiyor ama bizde çoğunlukla 5 öğün. Beş. İkincisi. Mesela eskiden şey kavgası vardı. Proteinle karbonhidratı bir yan arada yan yana yemeyelim diye biliyorduk. En az %50'sinde tam tersi fayda var şimdi Türkiye'de. Şimdi değişti. Ona bakın, geç. Yani ama bunu şöyle anlatıyorum burada. Mesela bilirsin ben birçok şeyi Dünya Sağlık Örgütü'nün şeyiyle verdiği önerilerle anlatırım ama şimdi bu başka bir şey. Türk milletinin en az yarısı proteinle karbonhidratı bir arada yese bile bir problem teşkil etmiyor. Proteinle karbonhidrat ne? Pilav üstü döner. Proteinle karbonhidrat. Aynı şekilde fasulye, makarna pilav. Üstüne et sos et. Yaptınız. İşte bir taraftan bulgur yediniz, bir taraftan da üstüne yanında köfte yediniz. Bu tür karbonhidrat protein karışımları Türk insanının yarısında en az hiçbir şekilde sorun çıkarmadığı gibi tam tersi işe bile yarayabiliyor. Ha Türk İşe insanı, yarıyor derken ne demek istiyorsunuz? Yani kilo vermeyi daha o dönemde destekliyor. Evet, aynen, destekliyor. Tamam. Başka bir şey söyleyeyim size. Mesela genel gördüğüm problemlerden biri bu. Biz peş peşe yiyen ve iyi yiyen bu akşam, yarın akşam, bu akşam Ahmet Beylere, yarın şöyle, akşam evet, Nurten Hanımlara, sonra ayrı bir keyif yemeye. Bizim için özellikle akşam yemekleri. Ve hep şey, güçlü yemekler. Zengin yemekler. En aha. Sık gördüğüm metabolizma kilitleyici olgulardan bir tanesi Türkiye'de, Türk toplumunda
üst üste 2 gece güçlü protein yemek. Yani diyelim ki bir gün et yedik, öbür gün yine, yine et yedik veya tavuk köfte yedik. Köfte yediniz bu gece. Bu gece he. Yarın gece. Kebap yediniz. Ondan sonraki haftada gittiniz bir yere et şiş yediniz. Metabolizmamız, Türk metabolizması üst üste gece, bunu özellikle vurguluyorum. Gece alınan proteinleri pek sevmiyor. Orada diyor ki araya bir şey koy. Ya bir bitkisel protein koy, ille protein alacaksan. Yani bugün köfte mi yedin? Yarın akşam kuru bakla geliyor. Özellikle akşam öğünü için söylüyorsun değil mi bunları? Kesinlikle akşam öğünü için söylüyorum. Peki o gün içerisinde öğlen de köfte yediyse, akşamına et yediyse, ertesi gün öğlen de işte ne bileyim kebap yediyse, akşamına da pirzola yediyse. Güzel. Öğlen var mı yediklerinizi... böyle bolluk, ben saçmaladım herhalde. Hayır. Yani abarttım öyle değil mi? Olabiliyorsa dedim yani hani. o tabii arkasından ürik asidine baktırsın şimdi senin bu kadar şeyi söyledikten sonra. Bir ürik asidine baktırsın. Öğlen yemeklerini yine Türklerim için söylüyorum, bizim için söylüyorum. Bakın bu bir deneyim anlatıyorum şimdi size. Evet. Öğlen yemeklerinde yediğinizi şöyle ya da böyle mutlaka vücut yakıyor. Çok önemli bu. Vücut onu hallediyor. O çünkü öğlen hala çalışıyor değil mi? Bu kadar basit. Mekanizma hareket çalışıyor. Var. Gece hareket olmadığı için orada zorlanıyor. Başka bir sır söyleyeyim size. Bizim yemek vakitlerimiz çok önemli bizde. Ben onu gördüm bütün hastalarımda. Üniversite hastanesi, devlet hastanesi, kendi kliniğim toplam 90 bin civarında. Bu 3 yerde ben 31-32 yıllık hekimim. Evet. 90 bin civarında zayıflama hastası gördüm. Bunun evet. üstünden anlatıyorum. Tabii hocam. Bu çok büyük bir rakam. Evet. Çok da tevazu göstermeyeceğim. Hiç ne Türkiye'de ne yurt dışında bu sayının yarısına yaklaşan yoktur. Bunu da çok net söyleyeyim. Ha evet. Şunu gördüm. Eğer kahvaltı için bakın 3 tane önemli saat söyleyeceğim. Kahvaltıyı ondan sonra yapıyorsanız evet. işiniz zor. Kahvaltıyı ona kadar bitirmelisiniz. Öğlen yemeği 14'e kadar bitmeli. Akşam yemeği de 20-20-30 civarında ama bir istisnası var. Akşam yemeğinde sen diyelim ki bir şeyden gittin, işte bir defileden gittin. Akşam 11'de gittin, 10.30'da tabii, gittin. Olabiliyor. Bu arada defilede koşturdun, hiçbir şey de yiyemedin. Evet, sana çok oluyor. Sana akşam yemeğini 10'da yeme hakkı veriyorum. Çünkü o sırada metabolizman ayakta. Tabii de. Sen evet. zaten bütün gün, bütün saat, o saate kadar da koşturmuşsun. Deli gibi acıkmışım. Deli gibi acıkmışsın. Oturup zeytinyağlı fasulye yiyemem. Sıkıntı yok. Ama protein karbonhidratı... Ben yedirmiyorum zaten suçlu be. Öyle bir yemeyen ben ya, sana fasulye yapmadım. Bana fasulye verme hocam. Kebap bana... hazırladım sana şimdi burada. Kebap yiyebilirsin yani. Ha değil mi? Çünkü o vücut hala çalışmakta. Bütün gün enerji harcamış ve gece yemeği sarkmış. Dolayısıyla siz beni ya da Çağla'yı saat 10'da kebap yerken bir yerde gördüğünüzde... Siz? He hocam Çağla ne demeyin. Ne alıyordu? Bir sorun bakalım. Tabii bir sorun bakalım. Belki ne ben yaptınız? Oraya... Caddebostan'da 30 kilometre yürüdükten sonra, öyle deli şeylerim var bilirler beni takip edenlerde, 30 kilometre yürüdükten sonra gelip oraya. O zaman o hakkım var ama yoksa bir daha söyleyelim. Bakın bu saatler önemli, hiç şakası yok. Sabah kahvaltısı ona kadar bitecek. Bitecek. Öğlen yemeği 14'e kadar bitecek. Akşam yemeği en geç 20 civarında bitecek. Peki daha geç yersem ne olur? Ne olur? O kadar da enerji harcamadım. Yemeğe gittim 9.30 sipariş verdim geldi 10-10 çeyrek geçe ne olur? Ve yiyorum. Nöbetlerde daha çok genç bir asistanım yani şeyde 9 Eylül Üniversitesi'nde 03, 04, 05, 06 şey sesi duyarsak ambulans sesi olurduk. Ya bir kalp krizi geliyordur. Tabii o saatte. Ya bir şeker koması geliyordur o saatte. Peki niye o saatte kalp krizi? Biz stres hormonu denen kortizona sabahleyin 8'de bakarız. Çünkü o saatler o stres hormonunun en yükseldiği saatler. Sabah saati. Sabah niye? Saatleri. Kortizon denen stres hormonu en çok o saatlerde salınır. Allah Allah. Halbuki sabah çok mutlu, keyifli kalkıyor olmanız lazım. Ama işte lazım. Böbrek üstü beziniz öyle demez yani. Tabii ben böbreğin ne düşündüğünü bilemem. Tabii. Adenokortikotropik hormonu tanır mısınız? Geçin. O saatlerde aşırı miktarda uyarı olur ve sizin bildiğiniz kortizon en çok o saatlerde yükselir. Bir. İki. Buna karşılık kalbin de en korunmasız olduğu saatler o saatlerdir. Siz bunun üstüne bir de gece yoğun yemek yerseniz. Şimdi yemek yediğinizde ne oluyor? Yediğiniz yemek bağırsaklara gidiyor ve bağırsaklar yetiş diye kalpten güç istiyorlar. Şimdi kalp bütün gün harekette, tamam problem yok ama gece o da istirahat etmek istiyor. Yani siz... Yani gece kalbin istirahat edebilmesi için akşam yemeğimizin saati çok önemli. Aşağı indireceksiniz. Şimdi benim kalbim dakikada ortalama, hep şey için söylüyorum, normal bir insan kalbi 70 civarında, 75 civarında atar. Bu istirahatte uyuduğunuzda 40'lara kadar bile düşebilir. 50-60'lar civarındadır. O istirahat ederken üstüne yük bindirirseniz
yemekle stres hormonu da yükseldiği için kalp krizi saati artar. Bir, iki, bir gün daha söyleyeyim size. Kalp krizi için yapılmış bilimsel araştırmalar göstermiş. En tehlikeli gün hangi gün? Tahmin var mı? Var. At zaten. Tabii bilmeniz falan hiç şey yapmaz. Hiç önemli değil yani. Pazar sabahı. Pazar sabah dedi. Başka? Pazartesi. Başka? Çarşamba. Herkes söyleyeyim. Bir şey söyledi farz söyleyeyim. Edelim. Yapılmış pazartesi günü. Neden biliyor musunuz? Çünkü çok rahat bir periyottan. Cumartesi pazardan. Birden aynen öyle. Yani o pazartesi sendromu diyorlar ya, yok o şey değil sadece sendrom olarak değil. Biyolojik pazartesi olarak da o sendrom var yani. Enfarkt düzeyinin en yüksek olduğu ve pazartesi sabahları özellikle. Sabahtan kastım ne 03.04'ten başlayıp 08.09'lara kadar giden saatler en tehlikeli saatler. Onun için gece yemeğinin en büyük tehlikesi bu. Bakın bir şey unutmayın. Ben şimdi burada hareket ediyorum ya, çok akıllı bir sistemim var. Sistemim. Otonom sinir sistemi diyoruz biz ona. Otomatik bir sistem. Ben elimi kolumu ve beynimi kullandığım için bütün kanı oraya gönderiyor. Ama yemek yersem diyor ki arkadaşlar kusura bakmayın bağırsağın ihtiyacı var. Bütün yemek oraya gidiyor. Bütün kan oraya gidiyor. Bütün kan oraya gidince kalp kendini de besleyen bir organdır. Kendini besliyor. Feda ediyor aslında kendini. Sen bağırsaklarını doldurduğun için bütün kan oraya gönderiyor. Bu sefer kalp ne oluyor? Şeysiz kalıyor. Kendi kendini besleyemeyecek düzeyde kalmıyor ve kalp krizi ondan da meydana gelebiliyor. Onun için doldurmayın o saatten sonra. Diyelim ki o saatte yemeğimizi yedik, 9.30-10 gibi yemek işimizi bitirdik. Aha. Gece yattık, uyuyoruz. Uykumuz kaçtı, kalktık, aç hissediyoruz kendimizi. Bir dakika. Ve ben onu yemeden, bir şey yemeden uyuyamayacağımı düşünüyorum. Bu da aynı zamanda tabii ki mutlaka tehlikeli bir şey ama neden oluyor bu? Neden oluyor? İnsülin direnci bu işte. İnsülin direnci hastası gece kalkar yemek yer yani. Ya da gecenin geç saatlerinde yemek yer. Özellikle de karbonhidrat. Dolayısıyla o saatte kalkmışım tabii ki Hayır abi hastasın sen. O zaman git hemoglobin A1C denen bir test yaptır. Şunu sileyim mi? Tabii. Orada bir şeyler yazabilir miyim? Tabii mi? Hocam. Tabii şimdi bakın güzel bir şey sordun. Aslında çok güzel bir şey sordun. Tabii. Dedin ki gecenin bir saati kalktım. Canım tatlı istiyor ya da yemek istiyor. Bir atıştırma, bir şey yani değil mi? Ne olabilir o zaman? Tabii bu yani karnabahar olacak hali yok. Genellikle çikolatalar vesaireler, tatlılar tüketiyoruz. Aynen sonra öyle. Uykuya devam ediyoruz. Peki acaba o sırada biyolojik olarak vücudumuzda ne oluyor? Vücudumuz neden bunu bu kadar istiyor? Gece yemesi ya da geç saatte acıkma. Çok başınıza gelen ve çok da olan şeydir acıkma. Bu tür bir durumda ortaya çıkan hastalığın adı, günümüzün en büyük belası insülin direnci. Evet. Bütün herkesin zayıflama periyodunda olsun olmasın. Başka bir şey daha söyleyeyim. İnsülin direnci şişmanlığa neden oluyor da zayıflığa neden olmuyor mu? Hayır, zayıflarda da insülin direnci olabiliyor. Var. 1.80 boyunda 50 kilo manken geliyor bakıyorsunuz insülin direnci var. Sen değilsin canım. Yani ben değilim de kim acaba? Herhalde, 50 yok. Kilo değilim o yüzden ben olamam o. Bir şey tabii yani rakamı şey yapıyorum abartıyorum herhangi birine gitmesin diye. Kimse üstüne almasın diye rakamı abartarak söylüyorum. Peki şimdi, hocam. İnsülin direnci yani gece geç saatte yemek yiyorsanız veya kalkıp tatlı ihtiyacı duyuyorsanız veya yemekten önce açlıkla eliniz titriyorsa açlıkla el titremez. Normal abi acıktım tabii ki titreyeceğim. Hayır. Biraz karnınız acıkır o kadar ama eliniz ayağınız titriyor, avuçlarınız terliyorsa bu normal bir şey değildir. Bunun altında insülin direnci vardır. O zaman gidin şu testleri yaptırın. Biri HOMA dediğimiz bir test. Çünkü siz orada iştahlı olduğunuzu düşünürken aslında hastasınızdır. Kesinlikle öyle. HOMA dediğim test. Bakın o zayıflayanlar var ya bu testleri yaptırmadan kendilerine bir liste veriyorlarsa oradan hemen kaçsınlar. Yok öyle bir şey. İkincisi açlık kan şekerinize baktırın. AKŞ deriz. Üçüncüsü kandaki insülin düzeyinize baktırın. Kan insülin düzeyine. Hı. Dördüncüsü de hemoglobin A1C dediğimiz son 3 ay içerisindeki kan şekerinizi gösteren değere baktırın. Hı. Şu şeyler varsa gece acıkmalar, gece kalkıp yemek yemeler, aşırı tatlı çikolata isteği. Ben mesela son 20 gündür karar da verdim. Hayatımdan tatlıyı tamamen çıkardım. Ben yiyen bir adamım ama artık tamamen hiç yemiyorum. Gayet de rahat başardım. Bir şey daha söyleyeyim. Hep şey derler, ya hocam kolay mı? Öyle tatlıyı bırakmak, sen bırakabiliyor musun? Bıraktım, gayet bitti, de kolay. Gitti. Yemin ediyorum aklıma bile gelmiyor. Çünkü o iradeye ve ne tehlikelere yol açtığını da biliyorum. Bildiğiniz için de aslında. Şu dörtlüyü yaptırmadan sizi biri zayıflatmaya kalkıyor ise sakın uzak durun. Bu dörtlünün yanına söylemişken bir şey daha ekleyeyim. Buyurun o zaman. Hocam. Bu dörtlünün yanına bir muhteşem üçlü daha ekleyeyim. Tiroidinizle ilgili. Onlar da T3, T4... ve TSH testleridir. Bunları da mutlaka bu dörtlünün yanına yaptırın.
Bir de Türkiye'de yine çok fazla gördüğüm, şu arada sadece Türkiye'de değil, dünyanın başına bela olan D vitamininize baktırın. Aynı şekilde magnezyumunuza baktırın ve B12 düzeyinizi mutlaka ölçtürün. En azından minimum olarak bunları yaptırırsanız buradan yola çıkarak daha sağlıklı bir zayıflama periyodunun içerisine girmiş olursunuz. Ben de tam olarak D vitamini düşüklüğü tip 2 diyabet riskini arttırır mı diye soracaktım ki bir halk sorumuz varmış. Onu alalım, ondan sonrasında devam edelim hocam. Hadi halk sorusunu alalım. Gebe kalmadan önce fazla kilolu olmanın riski nedir? Evet. Çok güzel. Bak çok güzel. Yani bazen gerçekten güzel sorular. Ya sert bir şey söyleyeceğim ama kusura bakmayın. Başka türlü anlatamıyorum. Söyleyeceğim ama. Söyleyeceğim. Bir bebeğim olsun. Arkasından da doğduktan sonra ilk bir yıl içerisinde o bebeği kaybedeyim diyen bir anne olabilir Allah mi? Allah korusun. Tabii evet. Dondunuz değil mi? Olmaz. Donduk. O zaman kilolu anneler. Sizi uyarıyorum buradan. Bir anne doğum öncesi kilolu ise, yani gebelik döneminden önce kilolu ise, onun çocuğunun ilk bir yıl içinde ölme riski, onu kaybetme riski, diğer normal doğumlu annelere göre 7-8 kat daha fazla. Bunu Amerika'da yapmışlar. Uzunca bir süre izlemişler ve sırf bu nedenle 5300 annenin çocuğunu kaybettiğini ilk bir yıl içinde, gebelik öncesi kilolu olduğu için çocuk ölümünün arttığını saptamışlar. Hocam ne kadar kilodan bahsediyoruz peki burada? Söyleyeyim. Buradaki olması şey gereken kilonun ne kadar üstündeyse. Çok zekice. Overweight'ten tutun obeziteye kadar ama çoğunlukla obezite. Ne demek onu da söyleyeyim. Mesela 1.60 boyunda bir anne. Evet. Eğer 75 kilo ve üstü ise artık bu onun obez sınıfına girmeye başladığını. Hele 80 kilonun üstündeyse kesinlikle obez sınıfına girmeye başladığını gösterir. 1.65 boyundaysa 85 kilo ve üstü ise obez sınıfına girmeye başladığını gösterir. Tamam. O şekilde gebe kaldıkları takdirde yapılan bütün çalışmalar, çok yakın zamanda bir tane daha var. Daha bir ay olmadı çalışmanın sonucu geleli. Oradan da söylüyorum. Onun için aklımda olduğu için de söylüyorum. Erken ilk bir yıl içindeki bebek ölümlerinin en büyük faktörlerinden bir tanesi gebelik öncesi kilo. Peki aman neden? Ya, aman. Peki neden ama? Şundan, çünkü hem kendi iyi beslenemiyor, hem çocuğunu iyi besleyemiyor, hem hareketsiz bir anne oluyor, gebelik dönemi geçiriyor. Dolayısıyla aslında birçok hastalıklara karşı immün sistemi, bağışıklık sistemi gelişemeyen bir çocukla karşı karşıya kalıyorsunuz. Dolayısıyla o çocuğun hastalıklardan etkilenme riski ve o hastalıklara cevap verebilme gücü çok, riski çok yüksek oluyor. Cevap verebilme gücü de çok düşük oluyor. Öncesinde o kadar kilolu değildi ama hamileliği esnasında çok aşırı kilo aldığı durumu da aynı kefeye koyabilir Hayır, miyiz? Yok o değil. Güzel, bu da güzel soru. Hamilelikte çok kilo alan anneden bahsetmiyoruz. Daha öncesinde obez olarak hamile kalmış. Yani 2010 yılında doğum yapacak ama o 2005'ten beri şişman olarak geliyor. O zaman sıkıntı. Onun için buradan seyircimize de teşekkür edelim. Çok güzel bir konuya değindi. Aman ha, gebelik ya ben kiloyu sonra veririm. Çocuğu doğurayım da. Hayır. O çocuğun başına bela açıyorsunuz. Onun için gebelik öncesi aman ha, kilolara dikkat. Peki çok biraz önce bahsettik hemoglobin A1'den hocam. Bu gebelikte hemoglobin A1C düzeyi çocukların ne kadar etkiliyor sorusunun cevabını da reklamlardan sonra alacağız. Harika. Çok kıymetli misafirlerim var. Hemen anlatmak istiyorum. Fox'tan kadına yönelik sosyal sorumluluk kampanyası dahilinde yanımızdalar şu anda. Onlar bu hayatın gerçek kahramanları. Fox'ta ve bizler de tabii ki onların en büyük hayranıyız. Hayran olacak kadınlar kampanyasında hayatta zorluklara karşı mücadele eden ve kendi ayakları üzerine durma çabasındaki kadınların hikayelerini öne çıkartılarak bu hikayelerin benzer durumda olsun olmasın herkese birer ilham kaynağı olmalarını hedefliyor. İşte ilham kaynağı kadınlarımız şu anda bizle birlikteler. Kocaman alkışlar rica ediyorum. Sinem Kay, Arif Gözdemir ve Fatma Özkal bizlerle beraber. Hadi geçelim. Acaba nasıl ilham kaynağı olmuşlar bir öğrenelim hocam. Buyurun. Sizi böyle alayım. Tekrar hoş geldiniz diyeyim. Çok çok heyecanlılar. Evet, İsterseniz azıcık heyecanınız geçse. Evet, yatışsın mı azıcık? Yatışsın. Hocam sizi de böyle alayım. Sevim'in yanına hemen gelelim. Az sonra sizinle beraber olacağız. Bugün ilk olarak ne yapacağız ona bir bakalım. İlk
İlk olarak tavuk kapamamız var. Çok güzel. Evet. Yapalım, başlayalım mı? Başlayalım. İlk tavuğu önce kapayalım. Evet, kapayalım. İlk önce ben önden hazırlığımı yaptım, pilavımı pişirdim. Havuçlu soğanlı mu böyle? Evet. Soğanlı, tereyağlı, ha, zeytinyağlı. Tamam. Güzelce baharatlarını da koydum. Böyle kavurdum. Suyunu koymadım. Evet. Sonrasında bunu böyle cam kabımın içine koyacağım. Koyuyorsun. Suyunu sonra verip çok fırına güzel atacağız. Kokuyor yalnız. Evet. Kimyon, karabiber, mis tuzumuzu da koyup güzelce bir pilav yaptık. Pilav yaptın. Evet. Şimdi bunu bu şekilde. Ben yayayım istiyorsan onu sen devam et. Tamam. Sonra şöyle. Böyle. Hocam mis gibi koktu, ne diyorsun? 7 baharatlı. 7 baharatlı hazır tavuğumuz. Kendiliğinden baharatlı, evet, tavuğumuz. Pişirmeye zaten hazır bir şekilde. Evet. Bunları da bu şekilde koyup. Ama çok ayıp ya, bu nasıl güzel bir şey. Şöyle. Of of of. Evet. Ay, muhteşem günü. Bu şekilde ne yapıyoruz bu şimdi? Bu şekilde suyunu da veriyorum ve ne fırına. Ne suyu veriyorsun? Tavuk suyu. Tavuk suyu. Pilava en güzel yakışan tavuk suyunu da verip. Allah Allah. 200 dereceli fırında 40 dakika. Hocam, 45 hem tavuk dakika kadar. Değil mi? Hem tavuk suyu. Yani. Alttaki pilava da. Yani hocam. Tavuk ve özellikle hindi B vitaminlerinin en büyük kaynağıdır. Demin anlattık yani, nörolojik sistem, hatırlama, algılama, evet, beyne düşünceyi getirme müthiştir. Tavuk, evet, ve şey, şöyle hindi. Birazcık gömüyoruz. Birazcık gömdükten sonra fırına veriyoruz. Evet, fırına tamam, veriyoruz. Harikasın. Fırına, evet, verelim. Diğer tarifimizi de az sonra alacağız. Tamam. Ben hocamla birlikte hanımlarımızın yanına gidiyorum. Öncelikle sizleri birazcık tanıyalım istiyorum. Buyurun. Tamam. Biz Soma'dan geliyoruz. Hoş geldiniz. Ben Sinem Say, Soma Kadın Atölyesi Kooperatifi kurucu başkanıyım. Çok güzel. Hepimizin bildiği Soma'da yaşanan üzücü bir olay var. Maden maalesef faciası yaşandı. Maalesef. Bu maden faciası bizi orada çok etkiledi. Özellikle kadınları. Zaten kadınların üretim yapabileceği bir alan yoktu. Ve erkeklerin de işsiz kalmasıyla çok büyük sorunlar yaşandı. Yaşanmaya başlamıştı. Sosyal ve ekonomik krizler oldu. Bu anlamda zaten Soma Kadın Atölyesi kuruldu. Genç Hayat Vakfı'nın bir projesi olarak, çıktısı olarak atölyeyi kurduk. Nasıl kurdunuz peki? Nasıl yan yana geldiniz? Siz anlatın nasıl azıcık da. Zaten birbirimizi hep tanıyan insanlar. Ne yapabiliriz? Birlikte nasıl güçleniriz? Bayanlara neler kazandırabiliriz? Oturup İlk önce artır artık demek yerine. Yok. Nasıl onu demedik. Yani nasıl ekonomiye destek olabiliriz? O an için herkes zaten yardım veriyordu. O anki yardım değil, bundan sonra ne yapabiliriz? Biz onu araştırdık. En iyisi de bayanlara bir şeyler öğretip ondan sonra ilerlemesini sağlayalım dedik. Nasıl ilerlediniz sonra? Çok çalıştık. Çok çabaladık. Her gittiğimiz yerde adımızı duyurmaya çalıştık. Fox TV yolumuz açtı biraz da. Değil mi? Evet. Ne kadar güzel oldu. Hayranlık duyulacak gerçekten, evet, çok, evet, çok güzel. Peki hayranlık duyulacak neler yapıyorsunuz, bize bir anlatın. Anlatalım. Bu projenin haricinde. Hayatta kalmak için en önemli şey üretmek aslında. Biz doğru, onu fark ettik. Doğru. Çünkü nasıl üretiriz? Yani birlikte olup, güçlü olup, yani kimseye bağlı olmadan, kendi ayaklarımızın üzerinde, evlerinde duran o küskün, üzgün kadınları umutsuz, nasıl hayata, evet, umutsuz, değil mi, kadınları nasıl hayata bağlayabiliriz? Aslında hepimiz aynı şey. Yani hep birlikte nasıl... Diken diken, evet, dinliyorum aynı, gerçekten yani. Evet. Hep birlikte tekrar nasıl güçlenip hayata nasıl dönebiliriz? Yani siz hani uzaktan farklı, bizim orada yaşadığımız çok, olay çok, çok ciddi var, anlamda boyutlarda travmaydı. Evet. Zaten önce travma eğitimleri verdik. Orada hep birlikte, tabii, halkla iç içe ev ziyaretleri yaptık. Yani, her şeyi bir kenara bırakıp, aynen, yeniden doğmaya karar verdik, aynen, değil mi? Belki ve elimizde ne var? Yani, evet, orta, 7 ortak biz çıktık yola. Bir yola. Bir ortak, elimizde ne vardı? Bahçesi ne yapabiliriz vardı. Kırmızı biberi vardı. Kırmızı biberi. Ben dedi onu getiririm dedi. Diğeri dedi ki benim soğanım var, nohut getiririm dedi. Çünkü paramız yok. Yani kooperatif, evet, kurduk ama bir şeyimiz yok elimizde. Yani güçlenecek, bunu ilerletecek. Herkes kendi imkanlarıyla ortaya bir şey koydu. Zaten hani bilincimiz o, ortak üretim. Tabii hepimiz ki elimizden ne birlik, geliyorsa birbirimizi güçlendirmek. Bu anlamda birlik olduk. Ürettik yani, en başta üretebileceğimiz tarhana mesela. Tarhana, evet, yaptık. Baktık ki hakikaten oluyor. İnsanlar da bize destek veriyor. Çok beğeniliyor ürünlerimizde. Sonra, evet, hatta bunu bir çıta yukarıya taşıdık. Sen anlatırken bir yandan tarhanamızı evet, başlayalım. Yoğuralım. Yoğuralım. Evet, devam edelim. Burada farkımız şeydi. Tarhanayı evet yapıyoruz. Biraz önce hocam da hani bahsediyor. Bu çok artık hepimizin duyduğu konular bunlar. Dedik bunu daha sağlıklı nasıl hale getirebiliriz? Ne yapalım? %100 kara buğdayını kullanalım. Glutensiz olduğumuzda. Hocam, glutensiz mevzuna girelim
miyiz? Ben rol alayım mı birazcık? Şey söyleyeyim. Öyle arkalardan patlamaya basın bir bomba gibi bekliyor hocam. Gluten diyorsunuz ya. Evet. Gluten ne biliyor musunuz? Şimdi evet. Siz unla suyu karıştırdığınızda üstünde böyle yapışkan bir şey oluşuyor. Evet. Yapı. İşte o gluten proteinleri onu yapıyor. Kabarmasını sağlıyor aslında. Gluten dediğimiz şey bu. Onun için en fazla bilinen madde de gliadin diye bir şey. Dolayısıyla aslında gluten o pişirdiğiniz yemeğe havasını veren, tadını veren bir şey ama %1 ve daha altı olmak üzere. Çok fazla değil. O kadar böyle korkunç bir olaydan da bahsetmiyoruz. Glutene bağlı hastalık Türkiye'de %1'den daha az gözükebilen bir hastalık ama bu ortaya çıktığında da glutensiz beslenme olabilir. Ama bunu buradan söyleyelim. Böyle biraz da fazla moda oluyor. Çok büyük bir problemden bahsetmiyoruz. Durup dururken glutensiz beslenmeye geçmenin anlamı yok. Yok mu? Şişkinliğiniz varsa, karın ağrınız varsa, sulu dışkılama yapıyor iseniz. Glutenli bir yiyecek yediğinizde sizi rahatsız ediyor ise, yoksa bunun dışında glutensiz beslenmek diye bir şeye gerek yok. Yoktur. Testi de var. Çok basit bir gidip kan testi, immünoglobulin A denen bir test var. Evet. Bakıyorsunuz glutene duyarlılığınız var ise eğer... Tamam bunu yapın ama onun dışında böyle moda oluyor bazı şeyler. Emeklerinize sağlık. Sizin yaptığınızı hiç alakası yok. Ne kadar da iyi yapıyorsunuz. Moda oluşturmanın da anlamı yok. Gluten gluten diye de milleti gagalamanın da anlamı yok. Onu da söyleyeyim. Sürekli zaten yeni bir şeyler duyuyor hocam değil mi? Aynen. Ama önemli olan bu gluten hassasiyeti olan kişilerin de bir uyarı. Bir daha tabii. Evet. Karında şişkinlik, ağrı, sulu dışkılama vesaire problemler var. Yemeklerden sonra bu tür işte unlardan vesaire. Gluten nerede var? Buğdayda, arpada, çavdarda, yulafta bunlarda var. Bu tür besinlerin içinde yiyip de bunlar oluyorsa tamam. Yoksa tamamdır. Evet, yoksa da gerek yok. Çok güzel şeyler yapmışlar. Hayır onların... o şey bir anlamda bizim için önemli olan yani mesela tarhana yine ne koyuyoruz? Yoğurt koyuyoruz. Kese yoğurt koyuyoruz. Bunu kendimiz mayalıyoruz. Kendi kendimiz köyden bizim kadınlarımızın sağdığı sütlerden mayalıyoruz. Yoğurt. Kendi yoğurdumuzu kullanıyoruz. Nohutumuz mesela meşhur nohutumuz var. Yerli nohut, beyaz nohut onu kullanıyoruz. Yani özellikle ürünlerde dikkat ettiğimiz yerli domates olsun. Bölge insanı, bölge kadını kalkınsın, üretsin. Böyle olunca da bir sürü insana destek olmuş oluyoruz aslında. Harika. Birçok kişi el birliğiyle çalışıyor aslında. Çalışıyor. En doğalından, hem en güzelinden, en ilham vericisinden diyebiliriz. Peki nasıl yapıyoruz? Hemen İlk anlatalım. İlk önce sobana sarımsağı. Bilir misiniz hanımlar tarhana yapmayı? Değil mi? Genelde çoğu herkes bilir. Yöreye göre ama değişiyor yapılmaz, ama. Değil mi? Alınır. Yöreye genelde. Göre de değişiyor. Evet. Biz sobanını, sarımsağını, kırmızı biberini, domatesini hepsini rondodan geçiriyoruz. Yeşillikleri, bol yeşillikli, başlanmış nohudumuz var. Evet. Onu da rondodan hepsini geçirip şu şekilde iyice bir yoğuruyoruz bir güzelce kıvamına getirene kadar. Tuzunu atıyoruz, arkadan ununu. Ununu ekliyoruz. Evet, ununu ekliyoruz. Güzelce kıvamına çok getirene kadar yoğuruyoruz. Çok katı kıvamda olmayacak. Bu 21 gün bekleyecek. 21 gün her gün bayan onu yumurklayacak. Sevgisini her gün 21 gün katacak yemeğini değil mi? Her gün yoğuracak. 21 gün sonra... Bu dökülüyor. Beyaz çarşaflarımız var. Onların üzerine böyle bayanlar parça parça döküyorlar. Ondan sonra biraz kuruduktan sonra şu hale geliyor. Evet. Ondan sonra birazcık daha ufalıyorlar şu oluyor. O hale geliyor. Ondan sonra iyice ufalayıp. En sonunda şu hale geliyor. Oradan iniyoruz. Evet. Elenip bu daha yeni yapılmış. Dün yapılmış. Biz bu şeyi. Bunu dün yaptık. Tarhana deyip geçmeyin. Emeğe bakar mısınız? Bu da kurumuş hali. Bu tazesi o da kurumuş hali. En son daha bu hale geliyor. Kuruyor bu da iyice. Aha. Ondan sonra kuruyunca da bebek yemeğe hazır oluyor. O da bebek tarhana. Yani neden bebek dediniz? Onun içinde biraz daha fazla sebze kullanıyoruz. Mesela nohut, fasulye, pırasa, sarımsak, ıspanak, havuç, kereviz. Hocam çok faydalı değil mi tarhana şimdi baktığınız zaman şey içine? Bekleyin. Ya tarhana şöyle bir besin. Hep probiyotiklerden bahsediyoruz ya. Bağırsağımızın içindeki dost bakteriler. Evet. O bağırsaktaki dost bakterileri probiyotik olarak en çok arttıran besinlerin içinde tarhana önemli bir sırada. Dolayısıyla ben kışın en az haftada 2 gün mutlaka tarhana çorbası içilmesini hem hastalarına tavsiye ederim hem kendim de içerim. Dolayısıyla bir de içinde yoğurt var başka bir probiyotik. Şimdi hanımefendilerin içine koyduklarına baktım. Soğanlar, sarımsaklar onlar da prebiyotik. Yani o bakterileri de besleyen besinler veriyorsunuz. Dolayısıyla muhteşem bir karışım tarhana. Onun için haftada 2 gün özellikle kışın mutlaka tarhana çorbası içerim. Peki hayalleriniz, hedefleriniz neler bundan sonra? Böyle güzel bir başlangıç yaptınız, ilham veren bir başlangıç yaptınız. Bundan sonrasında hayalleriniz neler? Daha çok bayana ulaşabilmek. Değil mi? Evet. Oturdukları yerden kaldırabilmek. Daha dik durmalarını sağlamak önemli olan o. Çok büyük bir alkış hak etmiyorlar. Bugün
Bundan sonra bence bir oturup düşünecek, sizlerden ilham alan bence binlerce, on binlerce kadın olacağına eminim. Çok çok teşekkür ediyorum geldiğiniz, hayallerinizi gerçekleştirerek buraya geldiniz ve bizlerle paylaştığınız için. Biz de size çok büyük hayranız. Teşekkür ederiz. Şöyle kocama sarılmak için. Harikasınız. Harikasınız. Ellerinize, kollarınıza sağlık diyorum. Sevimcim sen devam ediyorsun. Ne yapıyorsun? Yaz meyve salatası. Yaz meyve salatası görüyorsun. İsterseniz hocam oraya geçmeden önce Gürkan Hoca'nın bir tane tarifi var. Bana reklam arasında söyledi, anlattı. Benim de çok hoşuma gitti. Hocam bunu asla es geçmeyelim dedim. Gürkan Hoca dedi yani hiç tatlı yemiyorum artık. Tatlıyı bir kenara bıraktım. Evet. Peki ne yapıyor acaba böyle durumlarda? Evet. Canı çekti diyelim mesela. Şimdi çok kısa Somalı hanımefendilerle ilgili bir şey söyleyeyim. Buyurun. Yani ne kadar dik duran kadın modeli. Yani ben gurur duyuyorum. Türkiye'nin kadınlarıyla gurur duyuyorum. Bir kere kadınlar olmasa biz erkeklerin pek bir anlamı olmuyor. O çok net, onu söyleyeyim. Hanımefendilere de baktım, hepsi ev hanımları. Ama şuradaki duruşları, şuradaki kendilerine güvenleri helal olsun diyorum. Ben de gerçekten tebrik ediyorum. Şimdi... Biz kadınları hep böyle görmek istiyoruz. Sizin gibi dimdik, güçlü üreten kadınlar görmek istiyoruz. İyi ki varsınız diyelim. Ve çok tatlı krizim olduğunda çok basit bir şey yapıyorum. Bir küçük size şey alabilir miyim? Sizden bıçak alabilir miyim? Buyurun, başka bir şey. Şöyle bunu kullanabilir miyim? Çok tatlı krizim olduğunda yaptığım bir şey mutlaka yapın. Biraz muzu. Biz tatlı deyince biraz çikolatadan ve şerbetli tatlılardan doymak istiyoruz ya. Hayır. Hani bu yeterli oluyor mu diye soracaktım. Kesinlikle öyle. Biraz yarım muzdan bile azını koyuyorum. İçine gene çeyrek elma kadar, kendime bir porsiyon hazırlayacağım. İçine çeyrek elma kadar küp küp doğranmış elmayı koyuyorum. Evet. Bakın bu benim bizzat kendimin yaptığı ve kendimin yediği bir şey. Hakikaten tatlı krizinizi gün boyunca hem de. Öyle az buz değil. Danışanlarınızdan veriyor musunuz? Tabii tabii. Yani mutlaka. Bazılarının metabolizması buna uygun, bazılarının değil. O açıdan herkese göre ben bakıyorum ona mutlaka. Birazcık onun üzerine bir iki ceviz kadar ceviz koyuyorum. Biraz protein ekleyeceğim çünkü onu eklemem lazım. Hem besleyici olacak. Az önce iki tane karbonhidrat koydum, biraz onu koydum. Sonra çok az kuru üzüm ekliyorum üstüne. Çok az kuru üzüm, kuş üzüm, kuru üzümü nasıl isterlerse onu da koyuyorum. Üstüne bazen çok stresli bir gün geçecekse, yoğun bir gün geçecekse, her zaman olmuyor bu. Petek bal ve şöyle şeyin ucuyla. Kaşığın ucuyla petek balını da ekliyorum onun içerisine. Şöyle şununla şunu sıyıralım. Ve arkasından da ana besin kaynağımız olan yoğurdu kendi istediğim kadar onu koyuyorum. Ölçüsünü kendim ayarlıyorum. Aynen, karıştırıyorum, bakıyorum içerisinde. Çünkü bir porsiyon hazırlıyorum kendime. Bir pozisyon. Şimdi bu bana az geldi mesela. Biraz daha koyuyorum. Çünkü kıvamı biraz insanların kendine bağlı olan bir şey bu. Hangi yoğurdu seçiyorsunuz? Ev yapımı yoğurt mu, ek mi, süt mü, ev manda mı, keçi yoğurt, mi? Ev yapımı yoğurt probiyotik açısından daha iyi daha mutlaka. Iyi. Aynı şekilde bir miktar da yoğurdumu ekliyorum. Size bir şey söyleyeyim mi? Biraz sonra bunu kendine, kendi ellerinle hazırlayarak yap ya da evde yap. Hakikaten... Ya hocam Allah razı olsun, muhteşem bir karışım verdiniz diyeceksiniz. Ben doğrudan, sizin yaptığınızı yiyeceğim ben. Verdiğim her şeyi... kendim kullanıyor değilim tabii ki burada. Ama bu benim kendi kendime birlikte faydasının olabileceğini düşündüğüm bir şekilde hazırladığım bir besin maddesi. Dolayısıyla tatlı kriziniz olduğu zaman bunu yiyin. Akşamına da bana dua edersiniz. Hakikaten çok işe yaradı ya hocam dersiniz. Onu söylemiş olayım. Güzel bir tarifin ardından yerimize doğru haydi geçebiliriz. Bakalım, yavaş yavaş. Çağla soruyor. Gürkan Kubilay cevaplıyor sorularımızı. Az sonra başlayacağım ama ondan önce tabii ki sizlerden gelen sorular var. Onların bir tanesini alayım, buyurun. Torunum 4 yaşında, obez, gelecekte ne gibi riskleri olabilir? 4 dedi değil mi? 4 yaşında 4 diye duydum ben de ve obez dedi. Tabii, dünyada bu büyük, çok büyük bir dert olmaya başladı. Bakın, obez çocuklar çok büyük dert. 4 yaşında obezse şöyle bir şey var. Nasıl beslendi 4 şöyle yaşına kadar, ne sıkıntı oldu tabii. Ya? Sıkıntı tabii, yani şuradan kaynaklanıyor. Çok tatlı yediriyoruz çocuklarımıza. Ya ben sussun diye parmağına bal sürüp, kendine emdirilen bebekler biliyorum yani sussun diye. Dün mesela bir uçak yolculuğu yaptım, orada da benzer bir şey gördüm, müdahale de ettim yani. Yapmayın yani, bu sussun diye, tamam ağlasın ya, önemli değil yani, yarım saat çocuğun ağlama sesini dinleyebilirim. Evet. Şimdi 4 yaşında bir çocuk obezse 6 yaşından sonra ne riski artıyor biliyor musunuz? Tahmininiz ne riski? Ne riski artar 6 yaşından sonra? Şimdi böyle başlayalım. Şeker. Şeker riski artar.
Bir kere obezite riski mutlaka zaten artacaktır. Evet. Ha bir şey daha söyleyeyim. Bir çocuk 6 yaşından sonra obezse onu daha sonra benim toparlama şansım da çok zor oluyor. Onu da söyleyeyim. Yani o ağaç yaşken eğilir. Ne güzel lafmış. Oraya kadar şart. Bebek ama, kilolu doğduysa diyelim ki 4-5 kilo doğdu. O zaman anneye bakacaklar. Annede mutlaka bir şeker hastalığı riski vardır. Yüksek kilolu doğan bebeklerin annelerinin mutlaka doğum sırasında. Hani denir ya anneye, gebelere şeker tarama testi yap. Sakın ha. Evet. Büyük cehalettir. Evet. Büyük cehalettir. Bir gebeye şeker tarama testi yaptırılmaması büyük cehalettir. Çok net söylüyorum. Çünkü orada verdiğiniz şey miktarı, ya bütün gün o kadıncağız kendi başına bir kola içiyor mesela. Günde bir tane kola içiyor. Biliyorum bu kadar uyarmamıza rağmen. O koladaki şeker kadar şekerden bahsediyoruz. Onun hiçbir önemi yok. Oysa ki annede şekeri saptarsanız çocuğu ve daha sonraki dönemini anneyi beslemeyi ona göre yaparsınız. Çocuk da daha sonra bir sürü hastalıktan şekerden tutun Alzheimer'a kadar korumuş olursunuz. Şimdi konuya dönelim. 4 yaşında bir çocuk eğer obezse 6 yaşından sonra ne oluyor biliyor musunuz? Sizin hepiniz saydığına zaten katılıyorum. Yani şeyi tutun, o şeker hastası olmayı, daha sonra obez olmayı, kalp yüksek tansiyonlu oluyor. Haydi bakalım buyurun. Evet. 4 yaşına kadar obez gelmiş bir çocuk eğer tedavi etmezseniz 6 yaşından sonra yüksek tansiyonlu oluyor. O yüzden obez çocukların tansiyonunun takibi de çok önemli. Ona buna çok çok dikkat ve dünyada büyük bir hızla büyüyor. Bakın 2030 yılında ne kaldı şurada? 2030'a 11 yıl. 11 yıl sonra bu dünyada yaşayan her 10 canlının 7'si ya aşırı kilolu ya obez olacak. Bunun dönüşü yok. Dünyada obezitenin azalarak gittiği bir tane ülke yok. Bir tane ülke yok. Her sene daha da artıyor. Artarak mı? Çocuk obezitesi daha da artıyor. Başka bir şey söyleyeyim. Türkiye'de şu anda obez çocuk ne kadar biliyor musunuz? 1.8 milyon. 2 milyona yakın, evet, aşırı kilolu ve obez çocuk var. Resmi verilerden bahsediyorum. Gürkan Kubilay'ın fikrinden bahsetmiyorum. Evet. Ve hakikaten bu konuda da büyük bir boşluk var. Yani biz de, ben şimdi mesela iç hastalıklar uzmanıyım. Yani 6 yaşında, 8 yaşında, 9 yaşındaki bir çocuğun zayıflamasına bakabilecek durumda değilim. 12 yaşından, 14 yaşından sonra bakıyoruz. Ama orada kontrol edemezseniz, çevrenizden de bilirsiniz. Vallahi çok geç oluyor sonra. Ne onun tavsiye edebiliriz çocuk peki? Çocuk obezitesi. Bir madem kere, bu noktaya gelmiş. Örnek olabilmek çok. Bir kere az önce ne dedik? Gebe kalmadan önceki kilonuz çok önemli. Orada bir kere kilonuza dikkat edeceksiniz. Gebelik sırasında 14-15 kiloyu geçmemek çok çok önemli. Gebelik sırasında hareket çok çok önemli. Hareketli gebeler, yürüyen gebeler, belli miktarda fiziksel spor yapan gebelik çok önemli. Lohusalık döneminde ne yersem sütüm artar. Ya bırakın bunu, ne yersem sütüm artardan yola çıkarak kayınvalidesi bile geline dünyanın yemeğini yediriyor. Lanet olsun zıkkım ye diyen kadın bir anda orada melek olup dünyanın yemeğini yediriyor. Hayır. Süt öyle bir, yaradan öyle bir yaratmış ki su içsen ya zaten %95'i süt. Sütün su. Su içsen neredeyse oluşuyor. Olacak. Dolayısıyla birçok besin zaten sizin suyunuzu arttırır, sebzelerle de artar. Özel olarak bir şeyleri söyleyip bir şeyleri de yüceltmeyelim burada. Bu sefer ona takılıyorlar. Doğru. Aa, Gürkan Hoca dedi ki şu sütü arttırır onu yiyelim. Yok. Hepsini dengeli bir şekilde yedikten sonra ve hareket ettikten sonra problem yok. Bir de örnek olmak. Ya görüyorum bazen. Bana diyorlar ki hocam hiç hamburger yemiyor musun? Yiyorum ben de yani. Ayda bir kere gidip ben de. Ben de yiyorum. Şeyim var yani, nefsim var. Orada görüyorum. Anne çocuğun eline vuruyor. Yeme diyor. Yeme, bu zararlı. O arada annenin önünde double burger var. Ya kime inandırırsın be teyze, abla, nine, neysen. Yani dolayısıyla örnek olabilmek çok önemli. Evet. Ben hayatım boyunca spor yapan biriyim. Şimdi benim kızımın spor yapmayabileceğini düşünüyor musunuz? Çok düşük baba, ihtimal belki de yani hocam değil mi? Yani çok 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 düşük, çok düşük bir ihtimal. Önemli bir takım problemler olmadıktan sonra. Örnek teşkil etmek de çok önemli. En önemli işlerden biri. Ben gece sofraya böyle 9-10 gibi makarna mahsus getirttirirdim. Çocuğum duysun diye. Ya bu saatte makarna yenir mi ya? Götür Allah aşkına. Yenir mi ya bu saatte makarna diye gönderdim. Sonra Mısra buyurdu, ben makarnayı yerdim, o ayrı. Ama bu bir şey meselesi, evet. Şov meselesi. Kesinlikle. Okul kantinleri büyük dertte, o konuda büyük şeyler var. Hakikaten önemli. Ya cips yediriyorsunuz ya, cips. O cipsin içinde akrilamit diye bir madde var. Biz biliyoruz, kanserojen. Kanserojen bir maddeyi yediriyorsunuz aslında çocuğunuza. Engel olmuyorsunuz. Sussun diye çocuklara eline şeyleri veriyorsunuz. Bak şimdi aklıma bir şey geldi ya. Ne oldu hocam? Bir şov yapayım mı size? Buyurun hocam. Aklıma bir şey geldi. Tabii bir ki. Hanımefendi alabilir miyim? Herhangi bir hanımefendi rica ediyorum buraya. Buyurun gelin. Evet buyurun, hanımefendi alın. Evet şöyle önde. Çağla'cığım sana da rica edebilir miyim? Tabii. Biraz şeyini bozdum ama. Ne demek hocam, buyurun. Bu ne? Fil. Kitaplık. Yani şey, kitap. Hanımefendi düz dursun. Evet düz durun hanımefendi. Allah.
bir şey gösterebilir mi? Hanımefendi hiç bu şekilde görmüş olabilir misiniz? Hayır. Arkasına kitaplık, filden oluşmuş bir kitaplığı boynuna almış olarak. Hanımefendi siz hiç böyle oturdunuz mu? Yok. Ya da böyle hiç yürüdünüz mü? Hayır. Bence, bakın açıklıyorum. Hanımefendinin belki ailesi de ilk defa duyuyor. Hanımefendi ben eminim ki her gün defalarca bunu boynuna alıp dolaşıyor. Oturuyor. Hatta belki arkadaşlarla sohbet de ediyor. Bu şekilde sohbet ediyor. Nasıl olur diyorsunuz değil mi? Allah Allah, kütüphane şeklindeki böyle yaklaşık 15-20 kiloluk bir ağırlıkla. Ben iddia ediyorum. Hanımefendi hayır ben öyle bir şey yapmıyorum diyor. Ama biz yaptığına emin ediyorsunuz. Ben de iddia ediyorum. Yapıyor. Nasıl yapıyor biliyor musunuz? Alın bakayım telefonu. Telefonunuz var mı? Var değil mi? Bakın işte bitti. İşte şu anda bitti. Ne yapıyor? Evet burada durun. Şu anda ne yapıyor biliyor musunuz? Şu anda yine alıyorum onu geriye. Evet. Şu anda aslında hanımefendi o telefona bu açıyla bakarak. Bakın efendim bakın siz. Buyurun buyurun normal bakın, açınızda bakın, bakın efendim. Bakın efendim. Şu anda bunu yapıyor işte. Evet. Telefona bakıyor değil mi? Hayır. Hanımefendi aldı bu küçük kütüphaneyi. 20 kiloluk kütüphaneyi. Sırtında koydu taşıyor. Boynuna. Evet. Sırtında taşıyor. Sırtında taşıyor. Evet. Sonra da boyun fıtığı oluyor. Boyun ağrıları oluyor. Ondan sonra da doktor dolaşıyor. Çünkü normal duruşunun dışında bir şey sergiliyor. Aynen öyle. Yani. Hanginiz şöyleyken, yapmıyorsunuz? Böyle yapıyor. Bu neymiş demek ki? Evet. Peki o zaman ne yapacağız? Şunu yapın. En bir azından. Bir kere az kullanın. Bir de kendi yatarak da yapmayın. Orada bile yatmak var işin içinde yani. Yatmayın. Şunu yapın. Bakış açısı bu. Ya bunu bizim, yaptığınız anda şu açı. Çocuklarda da çok oluyor. 45, tabii. Ya çok büyük bir toplumsal problemden bahsettiğimin farkındasınız umarım. Evet. Sürekli yaptığımız bir şey. Boyun bu açıda ve benim burada 20 kiloluk bir ağırlık var. Ben orada burada kütüphaneyi buldum yani. Az önce bunu sana da söyledim. Dedim ki size bile söylemeyeceğim bir sürprizim var diye. Çok güzel onun için hocam. Lütfen şuraya evet, böyle değil şöyle şu bakın diye bakalım. Aklıma gelmiş oldu. Evet. Evet, peki çok teşekkür ediyoruz izleyicimize de. Bir halk sorumuz var onu alalım. Bu buyurun. Arada bir şey daha söyleyeyim. Buyurun. Seninle bu bilmem kaç yüzüncü programımız. İlk defa sandalyeye oturuyoruz farkında mısın? Aa, öyle defa. Mi? Ben tabii, oturuyorum arada hiç, ama. Hiç ben ilk defa karşılıklı aynı anda ilk defa sandalyeye oturuyoruz. Bu tarihi anı da lütfen arkadaşlar. Aa, bak, dışarıda. Hiç farkında değilim. Bu arada da ekranımızda bu telefona bakma görüntülerimiz de harika. Çok net görülüyor. Harika. Belki dışarıdan artık herkes baktığı için tabii. Şu duruş size normal tabii. Geliyor olabilir hiç. Ama doğamızın aykırı bir duruşu yani tabii, şu tabii. Böyle bir şey yok. Hadi ben abartıyor o bile vertebralar olsam şu. Bakın çok şu. Güzel oradaki pozisyon. Çok güzel gösteriyor. Vertebraların duruş açısı bu. Bazen 60 kilo o kiloları göstermişler. Açı arttık şu açı arttıkça yani eğildikçe oradaki ağırlık da artmaya başlıyor. Hepinizin evet. Çok yaptığı bir şey. En azından bugün gidin ve şöyle bakın ya Allah aşkına. Bir kere az bakın da bir de şöyle bakın yani. Şunu ben fotoğrafını çekeceğim. Oğluma göstereceğim bir saniye. Hangisini? Bunun fotoğrafını çekin bizim de bir göstereyim onu. Bizim yayındaki şeyi de göster bence. Ha, tamam. Asıl yo, şey yo, bizim hadi. Yayındaki örnekti bence. Peki. Evet. Sorumuzu alalım mı? Hadi alalım. Haydi gelsin sorumuz. İyi günler Çağla Hanım. Benim sorum balık yağı ile alakalı. Kril yağı mı kullanmamız daha iyidir? Normal balık yağı mı? Bu konuda bilgi verir misiniz? Balık yağını duyduk ancak kril yağını ben herkes hiç duymadım. Kolay öğrensin diye, kolay bilsin diye söyleyeyim. İşte bunların hepsinin içinde D, H, A ve EPA denen omega 3 yapısında yağ asitleri var aslında. Bunlar faydalı asitler. Beyin gelişimi kril için mi? Aynen öyle yani. Beyin gelişimi için, kolesterol düşürmek için vesaire. Yine kolay anlayın diye söylüyorum. Bir yağın içerisinde trigliserit kaynaklı o DHA dediğimiz yağ ne kadar çoksa asıl işe yarayan o omega 3 falan bir tarafa bırakın. D, Denizli, Hakkari, Ankara bu üçlüyü içeren yağ asıl bizim işimize gelen yağ yapısı aslında. Hmm. Yağların içindeki işe yarayan madde öyle söyleyeyim herkes kolay anlasın diye. Evet. Bu DHA'nın da trigliserit yapısında olanı daha geçerli. En fazla balık yağında var bu. Hmm. Balık yağı o açıdan önce bir o kril yağı denen işte modalar var ya işte gluten modası gibi. Böyle bir atıldı ortaya. Bizim bu işe çok meraklı bir kesimimiz var. Bir şeyi ilk defa duyduğunda da önce ben yapayım falan filan bir moda haline alır. Falan. Evet dolayısıyla bu kril yağı birçoğunuz belki duymamış bile olabilirsiniz. Balık yağı mı? Ben balık yağı derim ama bir yere dönelim. Şimdi az önemli olan ne biliyor musunuz? Hasta geliyor diyor ki balık yağı hapı kullanıyorum. Hı. Peki balık yemiyorum balık yağı hapı kullanıyorum. Bakın uzak ara
balıkla balık yağı hapını karşı karşıya getiremezsiniz. Yani mi? Balık yiyen birisinin balık yağı tüketmesine gerek yok. Çok özel durumlarda, çok belli yaşların üzerinde, çok özel durumlarda. Onun dışında normal bir insanın haftada iki gün balık tükettiğiniz takdirde balık yağı haplarından alacağınızdan çok daha faydalısını alırsınız. Bir, iki, balıklar civa içerirler. Doğru. Bakın ama hangi balıklar? Şimdi burada da bir şey söyleyelim. Tabii. Derin deniz balıklarıdır onlar. Hı. Kılıç balığıdır, işte balinadır vesaire, köpek balığıdır başka yerlerde. Bunu yiyenler de var bizim olmadığı. Neyse ki yemiyoruz. Ama küçük balıklar, istavrit, hamsi, uskumru bunlar zaten o kadar uzun yaşamıyorlar. O kadar civa alacak kadar. Çünkü denizde o kirlilik nedeniyle ağır metaller alınır, civa alınır. Bu yüzden küçük balıklarda hiçbir sorun yok. Yani balıktan civa almazsınız. Öyle bir zehirlenme olmaz. Büyükten kastınız elimizle gösterebilir miyiz? Yani ne kadar balık az önce giriyor? Anlattığım. Yani bir de yaşam süresiyle de alakalı o. Bu söylediğim kılıç balığı. Belki bazen ton balığı hepsi için söylenmez. Köpek balığı balinadan. Şimdi bunu niye söyledin? Diyecek ki hocam biz kaçımız balinadan şey alıyoruz ki? Yiyoruz, yiyoruz ki. Orada tehlike ne biliyor musunuz? Sizin önünüze gelen özellikle yabancı menşeli balık yağ haplarının neden, hangi balıktan, hangi derinlikte, hangi süre yaşamış balıklardan yapıldığını biliyor musunuz? Asla siz bilmiyoruz. Siz bilmediğiniz gibi belki oradaki firmanın şeyi de bilmiyor. O yüzden işte orada civa zehirlenme riski var. Biz sorduğumuzda bu hangi balığın yağından yapılıyor diye sorduğumuzda bilemiyorlar. Mümkün değil bilemezler. Nereden bilecekler yani? Mümkün değil bilmemeleri ve bu risk var. Özellikle yabancı menşeli olanlarda ki çoğu da zaten öyle. O yüzden ben tartışmasız bir şekilde daha küçük balıkları hiçbir sıkıntı olmadan yiyebilirsiniz diyorum. Çünkü ağır metal zehirlenmeleri evet. Sıkıntı. Mesela pirinç. Şimdi konu konuya açıyor ama. Buyurun. Amerikalılar gelen kendilerine giren her pirincin mikrogramı ne kadar mikrogram arsenik içerdiğine bakıyorlar. Çünkü pirinç bu arsenik denen zehirleyen zehirli bir madde hepiniz biliyorsunuz. O arseniği içine en çok alan besinlerden bir tanesi. Pirinç. Dolayısıyla tek tek mikrogramına kadar ölçüyorlar. Belli mikrogramın üstündeyse ülkeye dahi sokmuyorlar. O yüzden bazı besinleri bu anlamda değerlendirmek lazım. Balık da civa anlamında evet ama bir daha söyleyelim. Hamsisi, istavriti, uskumrusu, sardalyası hiçbir sıkıntı olmadan tüketin. Balık mı, balık yağı hapı mı tartışmasız balık. Net bir şekilde söyleyeyim onu. Harika bir açıklama oldu hocam. Şimdi eklem ağrıları için 5 esansiyel yağ önerimiz var. Aynı zamanda mantar yemin cilt, beyin ve kemikleriniz için 6 bu zamana kadar duymadığınız faydası var. Buyurun soruyorum ben karar veremedim. İkisi de çok önemli hangisiyle başlayalım? Mantar mı? Mantar mı? Kimsenin ağrısı yok ne kadar güzel o zaman. Mantarla başlayalım mı hocam? Başlayalım hadi. Şeylerin peki. Özellikle sizin için onları yazdım. Şimdi beyaz, mantar. Beyaz renkli besinler hani çok faydalı değildir ya hani genelde hocam. Genel öyle söylenir. Şimdi yaşlanmaya rağmen beynim korunsun, beyin sağlığı korunsun demeyecek bir kişi var mıdır içinizde? Hayır. Yok. Çünkü yaşlandıkça beyin de yaşlanır, beyin hücreleri de yaşlanır. Şimdi glutatyon diye bir madde var. Duydunuz mu daha önce? Duymuşsunuzdur çok. Büyük bir ihtimalle. Glutatyon antioksidan bir madde. Yani vücutta oluşan çöpleri, vücuda hücrelere zarar veren maddeleri yok eden bir madde. Bu glutatyonu biz zaman zaman bazı serumlar içerisinde de hastalara uygularız mesela eksikliğini saptadığımızda. Bu glutatyon denen o yaşlanmaya karşı, o cilt kırışıklıklarına karşı vesaire önemli madde mantarın içinde doğrudan var. Çok önemli bir şey bu. Dolayısıyla mantar bu açıdan son derece önemli. Bir, iki, mantar bir protein. Siz eğer eti, sütü, yumurtayı çok fazla sevmiyorsanız bunu mantardan çok rahat proteini alabiliriz. Alıyorsunuz. Üçüncüsü, zırt pırt acıkıyorum, gece acıkıyorum vesaire diyorsanız saat 16'dan sonra yiyeceğiniz mantar gece acıkmalarınızı da ciddi anlamda azaltacak besinlerden bir tanesidir. Şimdi glutatyon dedik ya başta, madem ki bu toksik maddeleri yok ediyor vücuttan. Ha niye kırışıyoruz? Niye buruşuyoruz? Niye cilt sağlığımız azalıyor? Çünkü toksik maddeler yaşla birlikte birikiyor. O zaman onları azaltayım. Onları mantar yiyerek hem de çok da değil. Bakın. Onu soracaktım. İhtiyacımız olan glutatyonu ne kadar mantardan alabiliriz? Şu Fox'un bardağını düşünün. Evet. Bu bardağın 1/4 kadar günde mantar yer iseniz her gün. Evet. Mantar yerirse bir şeylerin içerisine katar iseniz doğru. Her gün değil. Her şeyin içerisine katılabilir aslında. Gün aşırıya da razıyım. Gün aşırı 3/4 kadar mantar yerirseniz eğer bu size bu söylediğim glutatyon miktarını vücudunuza yüklüyor. Bir başka şey daha var az önce onu anlatıyordum şeyde yarım kalmasın.
Gece açlıklarınız çoksa onu azaltmak anlamında son derece önemli. Protein çünkü mantar çok önemli ve bu proteini aldığınızda mesela ürik asidi yüksek adam ya da kadın. Ürik asit çok bildiğimiz bir şey. Özellikle etten alınan bir, etten ortaya çıkan bir madde. O zaman protein veremiyorsunuz ona. Ne yapıyorsunuz? Mantara geçiyorsunuz. Bu anlamda çok önemli. Yine glutatyon. Göz sağlığı açısından son derece önemli maddelerden bir tanesi glutatyon. Aynı şekilde kalp sağlığı açısından. Ailenize kalp hastalığı var. Çok da fazla spor yapamıyorsunuz. Giderek nefes darlıkları başladı. Kas ağrıları başladı. Yine mantar bu anlamda kalp da son derece, da koruyor. Aynen, son derece faydalı besinlerden. Kemik sağlığımızı nasıl koruyor? Kemik şöyle. Özellikle 35 yaştan itibaren hem metabolizma aşağı doğru gitmeye başlıyor. Hem kemik yoğunluğunuz aşağı doğru gitmeye başlıyor. 35 yaşa kadar hiç mantar yememişseniz. Ama benim kemik yapım güçlü olsun diyorsanız iki şey yapmanız lazım. Tek başına mantarla değil ama onu söyleyeyim şimdi. Mantar yiyorsunuz. Kemik nasıl oluşuyor biliyor musunuz? Etkiye tepkiyle oluşuyor. Mesela bir adamı alın, oturtun bir yere. Bütün gün süt, yoğurt, peynir verin. Hiç hareket etmesin, kemiği gelişemez. Çünkü kemiğin gelişmesi için darbe olması lazım. Siz bu darbeyi de nasıl yapıyoruz? O darbe iğneyle yürüyerek yapıyorsunuz. Hareket eden birinin kullandığı takdirde harekete bağlı osteoblast nedir biliyor musunuz? Hayır. Ya vücut yaradan öyle güzel yaratmış ki. Biz burada bu kadar konuşuyoruz. Osteoblastlar diyor ki ne anlatıyorsun doktor? Ben çalışmayayım da hadi kemik olsun göreyim. Osteoblast kemik üreten, kemiğin sertliğini üreten hücreler bunlar. O hücrelerin bir sporla, ikincisi de mantar benzeri besinlerle daha aktive olduğunu biliyoruz. İçeriği protein olan mı yoksa? Yok, osteoblast hücre zaten. Mantar onun üretiminin daha kolay olmasını hızlı sağlıyor. Aynen, o şekilde. Peki. O zaman gelelim isterseniz eklem ağrıları için 5 esansiyel yağ önerisine. Gelelim. Şimdi en sondan en iyisinden başlayayım ben aslında. Hadi öyle yapalım. En az bildiğiniz şeydir o. Şimdi dur bakayım burada var mı? Burada bulamadım onu. O yokmuş meğerse. Ha, o yok ama şuradan belki bulabilirim. Evet şu. Şimdi bu ne biliyor musunuz? Kışın en sık yediğiniz turunçgil meyvesi nedir? Portakal. Şak diye çıktı. O portakalın bir yağı var. O portakalın yağı dünyada bildiğiniz en iyi eklem ağrısı kesicilerden bir tanesidir. Portakal o zaman yağı. Portakal yağıdır o. Kesinlikle portakal yağı zaten. Portakalın yağı. Portakal yağı özellikle de çok ağırlı eklemleriniz varsa şöyle bir küçük kasenin içerisine 2-3 damla, 3-4 damla çok da fazla değil. Portakal yağı damlatıp üstüne de yine böyle bir 2 çay kaşığı kadar avokado yağı eklerseniz tabii eklem ağrınızın nedeninin nereden kaynaklandığını önce ne yapıyoruz? Ya bir fizik tedavi ya bir ortopedi uzmanından öğreniyoruz. Hangi kaynaklı tabii, eklem ağrısı yani? Bir iç hastalıklı yani. Uzman olarak bunu söylemek mümkün mü? Eklem faresi, evinde eklem faresi besleyen var mı? Zaten evinde fare besleyen olur mu ya? Yoktur. Şey büyük ihtimalle. Eklem faresi diye bir şey var. Farkında bile olmazsınız. Eklemin içinden bir küçük parça kopar. Ortopedisi arkadaşlarım beni bağışlasınlar. Benim haddime bile değil onlar varken bunu anlatmak ama konu açıldığı konu için açıldığı söylüyorum. Için. Aynen. Eklemin içinden bir küçük kemik parçası kopar. Eklemin içine gider ve o eklemi mahveder. O küçük kemik parçası eklemi mahveder. Ona eklem faresi denir. Fare ne? Diğerlerini de kemiriyor. Aynen öyle. Kemirir çevredeki bütün dokuları. Eklemin sinovyasını, zarını, oradaki küçük kemikçikleri kırt 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 kemire kemire. Mesela, ne oluyor? Böyle bir durum varsa ya siz portakal yağını içseniz kafanıza sürseniz her tarafınıza bir ne olur yani hiçbir işe yaramaz. O yüzden problemi saptayın. Arkadaşım gerekli tedavi ortopedist fizik tedavici arkadaşım yapsın. Yanına ağrıyı kesmek için bunu ekleyin. Şimdi niye bu kadar ağrı kesiciyi anlatıyoruz biliyor musun? Niye hocam? Dünyada ağrı kesici sektörü inanılmaz paralarda şey satıyor. Tabii. İlaç satıyor. Evet. Fakat ciddi yan etkileri var. Niye? Çünkü mesela, kimse ağrı yaşamak istemiyor sonuçta. Değil mi? Zaten ağrı olmasa kimse doktora gelmez. O evet. Da bir ayrı. Ağrı doğru. Allah'ın bir nimeti hep evet, söylüyorum. Doğru. Ağrı Allah'ın insana verdiği en büyük nimettir. O olmasa hiçbiriniz doktora moktora gitmezsiniz. Şimdi o ağrıyı azaltmak için, nedenini bulmadan azaltmak için ağrı kesici içerseniz mideniz tüle dönüyor. Tül nasıldır böyle tık delik 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 deliktir ya. Bir süre sonra midemiz deliniyor mu demek istiyorsun? Aynen, bir süre sonra delinmeye başlıyor. Delinmeye çünkü mide o kadar muhteşem bir organ ki kendini koruyor ama bir yerden sonra yapacak bir şey yok. İkincisi kemik iliği inhibisyonu başlıyor. Ağrı kesicilerine bağlı olarak sizin 3 tane kan hücreniz var. Eritrosit kırmızı kan hücresi kan üretiyor. Lökosit hastalıklara karşı savaşıyor. Trombosit kanamalar olduğu zaman gelip yapışıp kanamayı engelliyor. Bu hücrelerin bazen üçü birden bazen bir kısmı üretilmemeye başlıyor. Bu tür yan etkileri var bu tür ağrı kesicilerin.
ağrı kesicilerin uzun süreli kullanımda tansiyonu yükseltmek, vücuda su tutturmak gibi yan etkileri var. Şimdi bu kadar çok yan etkiler olunca o zaman biz de diyoruz ki ya ağrı kesici kullanmak yerine lokal olarak daha az yan etkisi olacak bir şeyleri vermemiz faydalı olmaz mı deyip bunu anlatıyoruz. Bunu anlatıyorsunuz. Ancak evet, bunun altında hep o var. Önce teşhis. Teşhisi koymadan hiçbir anlamı yok. Evet. Şimdi demek ki portakal yağı ile avokado yağı ikilisi bir arada. Kaçar damla demiştik? 5'e 2 mi demiştik? 3 damla, 3-4 damla civarında. Tamam. Portakal yağı bir 2 çay kaşığı kadar da. Avokado. Yani oradaki miktarlar avokado yağı biraz fazla olsun, portakal yağı az olsun. Süreceğimiz öyle bölgeye mi? Göre biz kendimiz onu ayarlarız. Yani koskoca kalçaya sürerseniz o kadar yetmeyebilir yani. Dolayısıyla buna özellikle dikkat edin. Bir başka şey zencefil yağı mesela, nerede burada? Zencefil yağı çok önemli. Şimdi zencefilin şöyle bir özelliği var. Ağrı kesiyor. Güzel. Ama bir yerde ağrı varsa o ağrıyı yaratan bir neden olmalı. O nedene biz enflamasyon diyoruz. Yani bir tür iltihap. Şimdi siz sadece ağrıyı keserek onu halledemiyorsunuz. O enflamasyonu da azaltmak lazım. Eğer enflamasyonu azaltmazsanız bu işe yaramıyor. Başka, o enflamasyonu ne yarattı? Bakın geriye doğru gidiyoruz. Tabii doğru. Başa doğru gidiyoruz tabii, yani. Çıkış noktasına doğru gidiyoruz. Çıkış noktasına. Neden? Tıp böyledir. İlim böyledir. Sorarak gidersin. O enflamasyonu yaratan orada oksitlenen maddeler var. Oksidan maddeler var. Bakın hep anlatırım. Hasta diyor ki hocam ben tansiyon ilacını kullanıyordum. Eskiden bana çok iyi geliyordu. Ne zaman? İşte 40 yaşımda. Evet. Şimdi 50 yaşındayım. Artık hiç iyi gelmiyor. Şimdi bir ilaca karşı şey gelişmiş olabilir, direnç. Ama asıl önemli olan ne biliyor musunuz? Bir bakıyorsunuz 40 yaşında adam iyi yaşıyor aslında. Yani sporunu falan yapıyor. Vücutta oksit maddeler birikmiyor. Oksidan maddeleri şöyle düşünün. Pas onlar, pas. Şimdi bu benim hücrem. Şunu düşün. Hücrem. Dur sen de yapalım onu. Bak. Hücresi gibi düşünün yumruğunu. Siz bir besin maddesi aldınız. Bu kadar anlatıyoruz ya. Pırasa, ıspanak, kereviz şöyle faydalı, böyle faydalı. Siz o pırasayı, ıspanağı, kerevizi ya da bir ilacı aldığınızda hücrenin şu parmak aralarında boşlukları gibi düşünün. Bu parmak aralarındaki boşluklardan aldığınız ilaçlar, besinler şeyin içine giriyor. Hücrenin içine giriyor. İçeride bütün işlemleri yapıyorlar. Güzel. Buraya kadar problem yok. Tamam. Ben 40 yaşına kadar o ilacı verirken adamın burası tertemiz olduğu için hücrenin üstü rahat girişti, buradan içine girdi. Gayet rahat. Sonra? Ama kötü beslenmeye başladı vatandaş. Spor yapmadı. Aşırı şekerli beslendi. O oksidan maddeler oluştu. Geldi. Hücrenin üstünü kapattı. Hadi bakalım. Şimdi benim parmağımı ilaç olarak düşünün. Hadi bakayım. Girsin bakayım. İçeri de göreyim. Niye? Girelim. Pas var burada. Pas. Ben mükemmel tedavi yaptığım halde hastaya, hadi pırasaya, kerevize dediğim halde. Hepsi geri pas dönüyor. Var. Buradan geri dönüyor. Girmiyor içeri. Ne yapacağım o zaman? Bu oksidan maddeyi buradan kaldıracağım. İşte neyle kaldıracağım? Zencefilin içinde böyle bir yapı da var. Ha başka bir şey daha. Bak az önce anlatırken söyledik. Mantar dedik ya. O glutatyon dediğimiz içindeki madde o pası kaldırma gücüne sahip. Yani içinde antioksidan olan her şey o oksidasyonu aslında temizliyor. Şimdi tekrar gelelim buraya. Pas burada. Ben verdim glutatyonu. Neyle verdim? İşte yumurtayla verdim. Yumurtada da var çünkü. Mantarla verdim. Sebzelerle tahinle verdim. Tahinle verdim. Burayı açtı. Şimdi artık hücre tertemiz. Şimdi ne verirsen ver. Hücrenin içine giriyor. Hasta 3 ay sonra diyor ki hocam o tansiyon ilacı artık bana çok iyi geliyor. Niye? Çünkü oradaki pası kaldırdım. Allah Allah diyor ya. Doktorum da şaşırdı. Hayır, doktorun da şaşırmasın. Oradaki pası kaldırma meselesi bu. Zencefil demek ki sadece ağrıyı kesmiyor. Kesmiyor. Aynı zamanda ağrıya yol açan enflamasyonu azaltıyor. Çünkü o enflamasyona yol açan pası da ortadan kaldırıyor. Bakın, tıp böyle bir şey. Müthiş. Ya burada bunu anlatmaya çalışıyorum size. Tıpta eğer nedenleri bilmezseniz yaptığınız tedaviyi de anlamazsınız. Doğru. O yüzden bunu siz de algılayın ki bir tedavi yapmanın ne kadar zor olduğunun farkına varın. Bunu özellikle vardık hocam vallahi evet, şu anda. Bir tane daha söyleyeyim. Bir tane daha var. Zerdeçal yağı. Değil mi hocam? Zerdeçal mı? Evet, zerdeçal. Romatoid artrit denen bir hastalık var. Bizi dikkatle dinlesinler. Romatoid artrit, bunun içinde kurkumin farklı söylüyorlar. Evet, kurkumin denen bir madde var. Zerdeçalın içerisindeki madde. Özellikle romatoid artrit hastaları ağrı kesici kullanmaktan canları çıkmışsa zerdeçalı ağrılı eklemlerine sürme konusunda hiç cimri davranmasınlar. Romatoid artrit nasıl bir hastalık biliyor musunuz? Nedir Çin'i hocam, onu soracaktım ya. Bir immün sistem, bak gene nereye gidiyoruz. Bir bağışıklık hastalığı. İmmün sistem hastalığı şu. Biz bu stüdyoya dışarıdan hiç stüdyoyla alakası olmayan, seyirciyle, sizinle benimle alakası olmayan biri gelse kapıda ne yaparlar hemen? Hop bir dakika, evet, bir dakika. Girme hop, derler. Giremezsin derler. Bağışıklık sistemi böyle. Vücudun içerisine bir yabancı madde, zaten o olmasa var ya yandık. Bir tabii yabancı madde girmeye kalktığında
hop diyen maddeler. İşte bu bağışıklık sistemi bazen şaşırıyor. Bazen mesela özlem geliyor. Bazen misafirperverliği tutuyor. Hayır. Özlem geliyor mesela içeri. Hı-hı. Özlem bizim ekibin önemli elemanlarından bir tanesi. Anladım. Özleme bile hop dur giremezsin diyor. Şaşırıyor. En yakın adama bile kendi kendine, kim kendi kendine? Tiroidine. Alerjik madde üretiyor. Siz hipotiroide oluyorsunuz. Eklemlerdeki yapılara karşı alerjik madde üretiyor. Yanlışlıkla, hatayla, immün sistem şaşırarak o zaman romatoid artrit oluyorsunuz. Kendi kendini hasta ediyor. Aşırı refleks, aşırı duyarlılık göstererek. Yani senin çocuğunu eve almaman gibi bir şey. Gibi bir şey o haline çok, geliyor. Çok soğuk. O aslan parçası iki evladı diyorsun ki hayır sizde bir tehlike var. Ya değil yapma anam. Çağla onlar senin oğlun. Onlar senin çocuğun. Benim de beynim İstemedi. Yanabiliyor demek ki. Yanabilir. Bağışıklık sistemi hepimizi, gibi. Dolayısıyla bağışıklık sisteminin yanmaması için de o glutatyon lazım. Lazım. O glutatyon için de ille dışarıdan almak gerekmiyor. Onun için spor diyoruz. Evet. Onun için sağlıklı beslenme diyoruz. Onun için ıspanak pırasa diyoruz. Bu kadar basit miymiş? Böyle anlatınca biraz daha farklı oluyor değil mi? Müthiş. Öyle şey gibi olmuyor. Beynimizi o kadar, adeta kazınıyor. O kadar basit değil. Aynı öyle. Tahinin içerisinde glutatyon olduğunu biliyorum. Doğru muydu? Bak, doğru. Hemen o zaman semizotlu tahin salatamıza bağlayalım mı olayı? İyi bağlayalım. Hadi bakalım. Buyurunuz efendim. Semizotu aşığı bir insan geliyor yani yanına ama daha öyle. Önce hiç tahinle tüketmemiştim ben açıkçası. Bu ilk Sevimce. Olacak o zaman. Bu ilk olacak evet. Nasıl yaptın? Böyle bir sos hazırladın galiba. Süzme bize. Yoğurdumuz var. Süzme yoğurdun içine tahini koyuyorum. Evet. Böyle güzelce karıştırıyoruz. Birbirine yediriyoruz. Semizotlarını da ayıkladım. Bildiğin normal süzme yoğurdu evet, mu evet. koydun? Evet. Süzme yoğurt. İçine tuz falan koymuyoruz hiçbir Hı-hı. şekilde. Neden böyle bir şey tercih ettin? Lezzet açısından mı? Lezzet açısından. Lezzet açısı güzel. Evet. Onu çok merak ettim valla. Bir deneyim. Tahin de. Ay özlemişim ya tahini. Şöyle. Çocukken annem yediriyordu pekmez tahin de. Sonra da uzaklaştık biraz. Güzel. Tahini artık İyi her yerde kullanıyoruz. İyi bir alternatif olabilir evet. değil mi? Kesinlikle. Kesinlikle. Evet. Bu şekilde böyle koyup. Karbonhidrat, evet. protein, sebze. Üçü de var. Güzel. Evet. İsterseniz içine sarımsak da koyabilirsiniz. Sarımsak da yakışabilir. Sarımsak da çok yakışır. Evet. Harika. Bu kadar basit aslında Bu kadar basit. Bunu güzelce tamam. karıştırıp servis tabağına Sarıştan. Koyuyoruz. Üzerine Bitti. De bol zeytinyağı ile servis yapabiliyoruz. Harikasın. Evet. Şimdi ne yapıyoruz? Kremişli bir yaz salatamız var. Var Haydi bakalım. Bu da çok evet. güzel görünüyor. Yalnız yani bunu 5 kişinin birden uğraşması lazım bu kadar. Çok uzun iş ya bunu kesmek. Burada hazır löp löp koyuyoruz ama değil mi? Yani. Ben hazırlarken zevk aldım. evet, Sevdiğim tabii. için. Doğru söylüyorsun. Neler koyuyoruz? Elmamız var altta, üzümümüz evet. var, kayısımız var, Kayısı. Şeftali. Çok güzel, bayağı yanarlı dönerli ortaya evet. meyve tabağının. Bayağı, hakikaten. Değil mi? Salatası versiyonu gibi. Ananas ekledik, yaban mersini şöyle birazcık. Bu şekerli meyveleri yan yana getirmek salatada doğru bir iş mi? Şöyle, şimdi onu yapıyor mesela. Biraz onun içerisine protein katarak o meyvelerin emilimini yavaşlatıyor. Şey çok önemli. Yani bu çok güzel bir denge. Ben buna bayılıyorum. Tabii, tabii. Bunu ne olur üzerinden bir kere çok geçelim. Önemli. Eğer o sırf meyve kalsaydı, De. O bademler, o şeyler, fındıklar eklenmeseydi, hı hı. aldığınız, oradan aldığınız şeker çok hızlı bir şekilde yemeyecek. Şimdi bakın meyve o kadar masum, yaşayın, masum bir şey değil. Evet. Miktarını arttırdığınız zaman oradan da insülin direnci denen kilonun belazlısı hastalığa gidebiliyoruz. O zaman amaç ne? Burada bunu yaparak yani bademi ve bir de fındığımız var. Fındığı koyarak meyvenin içindeki şekeri yavaş emdiriyoruz. Akıllıca bir taktik. Şimdi ne koyacaksın? Portakal suyu ekliyoruz. Yani meyve mi meyve suyu mu artık onu öğrendik. Meyve suyu en az şeyde ama bunu biraz tabii sıvı hale getirmek için biraz da tat kısmı var. Ama şunu unutmayın. Meyveler çok masum değil. Değiller. Onu söylemiş olalım. Evet. Peki içerindeki neyden dolayı dediniz hocam? Kuru yemişlerin içerindeki protein. Neyden dolayı? Protein. Hmm. Kuru yemişlerin hepsi içerik olarak protein gücüne sahiptir. Dolayısıyla o nedenle. Ama şunu belki sorabilirler. Şimdi aklıma tarçın mı koyacaksın? Evet şimdi? Bir Süper, tarçın güzel. Yapıyoruz. Çok akıllıca. Tarçın da o işi sağlıyor. Tarçın da bakın bütün mesele şekeri yavaş emdirin. Anladım. Artık bu şeker hızlı emilmeyecek. Sütlaçın üzerine konulan şey gibi. O kadar. Şeker yavaş emilecek. Emilecek. Kabak çekirdeği. Kabak çekirdeği olabilir. Kabak çekirdeği şu açıdan iyi. Ödem atma anlamında da iyidir. Yani burada gerçi onun o kadar miktarlı olmayabilir ama şey söyleyeyim. Fındık var. Mı badem mi sorusunun karşılığı fındıktır. Çünkü bademin kalorisi fındığın kalorisinin iki katıdır. Fındığı daha Orada. Yağlı olarak fındığı biliriz ama halbuki öyle ama. Değil. Fındığı daha çok kullanın böyle bir şeyde. Yani yaparken gayet başarılı bir kere hakikaten acayip iştah açıcı. Tabii iştah açılmasına Hocam çok enerji harcadık bugün ya. Yani, değil mi? İhtiyacımız evet, var artık. Meyve salatasını hak ettiniz. Müthiş aynen, harikasın. Aynen. Çileğini de kattın Çileğimi en son. Çileğimi de kattım. Ellerine sağlık. Kuru yemiş de koyarak gene güzel bilgi, bir iş yapmış olduk. Gene bilgi.
Bu meyve salatasında en az kullanacağınız 3 meyve ne olmalı? Hadi onu da söyleyelim. Üzüm. Belki sizin işinize yarar. Yaş yaşa. Üzüm, ha, doğru. Kavun ve incir üçlüsü. Özellikle şeker hastalığınız varsa, ailede şeker hastalığı varsa üzüm, kavun, incir üçlüsünü daha az kullanın. Evet. Harikasınız. Ne kadar yemeliyiz bundan hocam? Onu ben sana şimdi anlatacağım birazdan. Şimdi ben sana anlatıyorum çünkü reklama gitmemiz gerekiyor. Çok ama çok büyük alkışlar rica ediyorum Doktor Gülten Tübüle hocam için. Harikaydınız hocam. Mükemmel bir yayın oldu. Ellerinize, ağzınıza sağlık diliyorum. Reklamlara gidiyoruz. Reklamlardan sonra Çağla'yla yeni bir gün, yeni konuyla devam edecek. Bizden ayrılmayın. Evet, Çağla'yla yeni bir gün devam ediyor. Yeni konuğumuzla birlikteyiz. Göz sağlığı hastalıkları ve cerrahisi uzmanı operatör doktor Sinan Göker hocamız bizlerle beraber. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyiyiz hocam. Güzel haberler, yenilikleri sizden dinleyeceğiz. Evet. Lazer tedavisindeki son teknolojik gelişmeleri sizden dinleyelim isterseniz. Evet. Şimdi lazer tedavisi aslında ben Türkiye'ye 27 yıl önce getirdim. Eczamur lazer. Yaptığımız tedavi. Hala eczamur lazer gene en popüler yöntem. Çünkü başka bir de femtosekund lazer diye bir lazer daha çıktı. Ona da yapılıyor tedavi. Fakat hala en popüler, en geçerli eczamur lazer. Nedir hocam? Şimdi eczamur lazer değişen şey, yani yeni oldukça en önemli aşama 2 yıl sonra LASIK dediğimiz yöntem geldi. Yani LASIK dediğimiz lazerin korneanın ön yüzeyine değil de sandviç gibi ara tabakasına yapıyoruz. Bunu yapabilmek için korneadan bir flap dediğimiz kapak kaldırıyoruz. Lazer yapıp kapatıyoruz. Dolayısıyla arada kalıyor. O zaman çok çabuk iyileşiyor. Bu teknikten sonra hala şu anda en geçerli yöntem LASIK yöntemi ama değişen şey lazer makineleri, lazer cihazlarının teknolojisi gelişiyor devamlı. Evet. Bunda da en son çok yeni bir lazer var. Bu ay kullanmaya başladım. Öyle mi? Evet, çok yeni bir lazer. En gelişmiş lazer. Farkı ne? Şimdi lazer çok hassas bir şey. Yani çok güvenilir bir yöntem. Güvenilir olmasının sebebi çok hassas. O kadar hassas ki tek bir... Şimdi bir sürü atış yapılıyor lazerde. Kornea tabakası, korneayı böyle çok büyük düşünürseniz bir böyle bir dağ gibi... Kornea. Doğru. O dağın şeklini değiştiriyoruz lazer atışlarıyla. Yani doku alıyor. Doku alarak oraya tekrar böyle şekil veriyoruz. Veriyorsunuz. Dolayısıyla o dağın tepesi biraz yuvarlatılıyor. Etekleri yayılıyor falan. Yani lazer bunu yapıyor. Ve bunu yaparken de işte her bir atış, tek bir lazer atışı 0.3 mikron. Yani o kadar ince küçük bir doku alıyor ki lazer, eczamur lazerle bir saç telinin üzerine isminizi yazabilirsiniz ve mikroskopla okursunuz. Öyle sonra düşünebiliriz. O kadar yani hassas yani. Şimdi bunun farkı bu tek atış en güçlü lazer. Dolayısıyla yani lazerin güçlü olması şu avantajı oluyor. Daha çabuk yapıyor lazer. Yani çünkü süre içinde, süre uzadıkça bir ısı etkisi birikiyor korneada ve hafif bir ısının yükselmesi iyi sonuç vermiyor. O yüzden ne kadar bu, hızlı olursa o kadar iyi. Dolayısıyla bu lazer bir saniyede bir dioptri, bir numara düzeltebiliyor. Yani 10 numara ise mesela 10 saniye. 10 saniyede düzeltebiliyor. Evet. Müthiş. Dolayısıyla o önemli. Onun dışında şimdi bu lazeri yaparken tabii bir saniyede 500 şut gidiyor. Evet. 500 atış yapılıyor. Ve dolayısıyla o sırada tabii göz hareket edebiliyor. Biz göze içeride yeşil bir ışık geliyor. Hasta yeşil ışığa bakıyor. Ama bakarken bile gözde ince tık 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 oynamalar tık tık olabiliyor. Tık tık oynamalar oluyor. Herkes de oluyor. Bir de hasta konuşuyor falan. O sırada gözü sağa sola gidiyor. Bizim takip sistemi var. Gözü takip ediyor lazer. Nereye gittiğini, ne kadar titrediğini. Göz oynadıkça o yani çünkü tedavi başka yere kenarına gelmesin gitmesin diye onu takip eden o bir sistem. O takip sisteminin hızı çok önemli. Bu saniyede 1500 kere saptayarak takip edebiliyor. Çünkü bir saniyede 500 atış yapılıyor ama saniyede 1500 kere takip edince atış hızından daha fazla takip ediyor. Çünkü o da yaptığınız tedavinin daha yerine gitmesini ve tabii daha hassas olmasını. Bunun göz yani hocam bir de sonuçta o hassasiyet mutlaka gerekiyor herhalde değil mi? Tabii ki. Bir de çünkü bu hassasiyette sonuca etki ediyor. Yani daha kaliteli, daha keskin bir görüş.
Çünkü şimdi olay sadece numara düzeltmeydi ilk başladığımızda mesela. %90 oranında düzeltebiliyorduk. Sonra %95'lere çıktık. Sonra bizi etkilen yüksek numaralara yapamıyorduk. Yükseklere de çıktık. Ama miyoplarda ben 20-25 numara düzelttiğim hastalar oldu. Ama şu anda 10'a kadar lazerle düzeltmeyi tercih ediyoruz. Onun üzerine başka bir tedavi yapıyoruz ama bu lazer yüksek numaralarda daha iyi başarı, daha iyi sonuç veriyor. Avantajı kaç numaraya kadar? Yani yine 10 numarada mı hocam başarısı? Miyopta 10'a kadar gidiyoruz ama hipermetroplarda iyi, yani %90 başarı 6 numaraya kadar, 6-6,5'a kadar yapabiliyorduk. Hipermetropu da yine aynı şekilde lazer tedavisiyle yapıyorsunuz. Evet, şimdi hipermetrop bir uzak hipermetropu var. Yaşa, yani gençlerde de olan, doğuştan olan, bir de yaşa bağlı yakın hipermetropu var. İkisi birbirine ayıralım. Bu uzak hipermetropu düzeltmesi zor, miyoptan daha zor. Ve onu da yani son 15 yıldır 4'e 5'e kadar 6 yapıyorduk. 6'ya çıktık. Bu yeni lazerle 7-7,5 hatta 8'e kadar %95 başarıya çıktık. Ki bu çok yüksek. Şöyle söyleyeyim. Yani 4 numaranın üzerindeki hipermetroplara, yani Türkiye'de pek müdahale edilmiyor. Avrupa'da da pek müdahale eden yok. Çünkü 4'e kadar yapıyorlar. 4'ün üzerine işte düşmez, yapamayız, gidin diyorlar. Dolayısıyla ben tabii özel lazer kullanıyorum ve bu konuda da araştırmalarım ve deneyimim var. Onun için 6-6,5-7'lere kadar yapıyoruz. Dolayısıyla sırf hipermetrop olmak için yurt dışından bir sürü hasta geliyor bize. Geliyor değil mi? Dolayısıyla buradaki başarı oranımız arttı. Bir de bu yeni lazer suprakor dediğimiz yaşa bağlı yakın tedavisini de tek dünyada yapan lazer bu. Suprakor. Yani, suprakoru bu lazerle yapıyoruz. Bu... Genel bu sistemin adı Teneo denen bir sistem. Bu da hocam suprakorda yine yakın görme tedavisi oluyor değil mi? Suprakor yaşa bağlı yakın. Yakın görme. O da hipermetrop ama... İsterseniz o suprakordaki yenilikleri de konuşalım yeri gelmişken. Tamam. Şimdi suprakor yaşa bağlı yakın problemi 40 yaşından sonra ortaya çıkan bir durum. Şimdi normal uzağı normal görüyor herkes. Hiç bir numara yok, sıfır. Gayet iyi görüyor. 40'tan sonra... İşte, ne oluyor benim gözlerime demeye başlıyor. Böyle 45'te falan yakını okuyamamaya başlıyor. Yani yakın bu böyle bulunuyor. Bu kaçınılmaz bir sondur değil mi hocam? Evet, evet. Yani bazı tabii kişilerin göz içindeki kasları daha kuvvetli. O biraz daha geç olabiliyor. Yani o göz içindeki kaslarla alakası var. Maksimum 45-50 arası herhalde büyük ihtimalle. Hadi 45'te olmuyor da 46'da 47'de oluyor. Eğer gizli hipermetrop varsa daha erken oluyor. Yani 40 yaşında başlayabiliyor mesela. Onlar gizli hipermetrop olanlar. Dolayısıyla bu ciddi bir problem haline geliyor. Çünkü insanların yani yakını görenler bunu anlayamaz. Zor bir şey. Yaşayan bilir diyorsunuz. Yaşayan bilir. Yakına baktığınız her şeyi de göremiyorsunuz. İnsanlar göremeyince sinirleniyor yani. Tabii. Her yerde o bir gözlük, yakın gözlüğü. İşte arabada şurada burada filan. Onları kaybediyorlar falan. Yani kendilerini çok yetersiz hissediyorlar. Ya bir de bir şeye bağımlı olmak kötü, hissi kötü. Kesinlikle, değil mi? Tabii. Yani gözlük yanınızda yoksa işte bana şunu okur musun falan diye başkasını. Başkasının takıp deneyenleri bile biliyorum. Onlar da var, evet. Çünkü bunlar yani sistematik 40 yaşında 1, 50 yaşında 2, 60 yaşında 3 oluyor bu numara. Eğer ikisi uzak beraberse. Dolayısıyla onun için böyle pazarda falan satılıyor. Herkes deneyip alabiliyor yani. Göze de zarar vermiyor aslında. Ama standart artıyor. 60'da duruyor. Dolayısıyla tabii ben ilk lazere başladığımdan beri hastalar işte doktor bey yakın tedavisi çıktım. Yakını yapıyor musunuz? Ne zaman yapacaksınız? O zamanlar yapamıyorduk. Çünkü en zoru bütün bu lazerlerin içinde en zoru yakını düzeltmek. Tamam hipermetrop zor. Hipermetrop astigmatlar da zor ama onlar da %95 başarıya geldik ama en zoru yakın. Yakın. Yani bayağı teknolojinin çok ilerlemesini bekledik. Bunu da son 9 yıldır bu suprakor dediğimiz yöntemle problemsiz çözmeye başladık. Çünkü eski yöntemlerin hepsi yakın düzeliyor mesela, uzak bozuluyor. Veya uzak görme kalitesi bozuluyor. Veya bir göze yapılabiliyor. Yani iyi sonuç, yani görmeyi biraz bulandırdığı için hasta o zaman bir gözle yakını görüyor. O da yetmiyor. Yetmez. O da bir o bulanıklık yaratır mutlaka hocam. Tedavi oluyordu hastalar. Sonra numara tekrar geri geliyordu.
Hala akıllarında o kaldı hastaların. Evet. Hala geri gelir mi sorusu herhalde çok geliyordur size. Herkes öyle zannediyor şu anda. Hipermetrop yani yaş havalı yakın olmuyor. Numara yapılsa geri geliyor. Halbuki değil. Bu Supracor dediğimiz yöntemle %90 şu anda da 95 başarıya çıktık. %95 başarıyla kalıcı olarak tedavi edebiliyoruz. Hı-hı. Kalıyor. Yani geri gelmiyor. Müthiş. Yani bir de geri gelme fikri şuradan da ileri geliyor. Bu ilerleyen bir şey ya numara. Evet. Yani 45 yaşında birisine yaptık. O aslında 55 yaşına geldiğinde bir numara çıkıyor alttan yeni numara. Dolayısıyla yaptığınız tedavi 45'e göre yapmıştık. 55'te bir numara arttı ne olacak? İşte o aslında geri gelmedi yeni numara da çıkması var. Onu da halletmek lazım. Dolayısıyla biz şöyle yapıyoruz. 45 yaşındaki bir kişiye mesela 1,5 numaralık değil 2,5 numaralık tedavi yapıyoruz. Yani biraz fazla bir tedavi yapıyoruz. Geleceğe yatırım yapıyorsunuz aslında. Evet yani bu numaranın fazlası yakında bir zararı yok. İyi bile. Yani daha büyük gösteriyor. Daha böyle yani büyüteç gibi görüyor. Ama yaş ilerledikçe de çok büyüteç gibi görmüyor ama gene görmeye devam ediyor. Devam ediyor aynı zamanda. Bir de bu Supracor'un bir avantajı ki o da çok büyük, onu da hemen yapamadık. Supracor başladıktan bir süre sonra devreye girdi. Hı hı. Şimdi bu yaşa bağlı yakın 40'tan sonra başlıyor ama daha önceden kişinin gözü bozuk. Mesela 20 yaşında miyopu var. Hı hı. 45'ten sonra o miyop gözlükle okuyamamaya başlıyor. İkinci bir gözlük gerekiyor. Uzak yakın iki gözlük oluyor. Tabii. İki numara var yani. Evet. Dolayısıyla yani bir korneada ikili tedavi yapmanız lazım ki artık bunu da Supracor'la yapabiliyoruz. Hem yakını hem uzağa. Hem yakını hem uzağa aynı seansta düzeltebiliyoruz. Yani eskiden bundan 15 sene önce falan böyle bir şey ben yani hayal bile edemiyordum yani. Öyle bir şeyin iki, hem uzak hem yakın yani imkansız hakikaten, gibi görünüyordu ama geldiğimiz nokta. Hakikaten bu şeyin sonu yok yani. İnanılmaz evet. Bir araştırma yani sonunda tahmin etmediğim şeyler olabiliyor. Harika. İkisi aynı anda tedavi edebiliyoruz ve yüksek bir başarıyla. Evet. Yine peki iki gözü aynı anda yapılmayan lazerlerden mi Supracor'da? İki gözü aynı anda yapıyoruz. Yapabiliyorsunuz tabii, iki gözü tabii, aynı tabii. anda. Hemen arka arkaya. Önce sağ sonra sol göz. Hastanın peki bundan sonraki sürecinde neler bekliyor? Onlar da merak ediyor şimdi olabilirler. Doğru. Göz hassas yani, bir konu. Bu Supracor'da aslında yine aynı. Bir şey hissediyor muyuz diye mutlaka soruyorlardır. Doğru. Miyop hipermetrop tedavisi gibi. Lasik yöntemiyle ve Excimer lazerle yapılıyor. Hı hı, hı. Ve süre 5 dakika bir göz, 2 göz 10 dakika. Damlayla uyuşturuyoruz. Hasta hiçbir şekilde ağrı hissetmiyor. Çok rahat, bir de sakinleştirici bir şey de veriyoruz. Hastaya böyle müzik dinliyoruz falan. Konuşa gülerek huzur lazer içerisinde. 10 dakikada bitiyor. Evet. Hatta beklerken hasta kendi aralarında da şakalaşıyorlar falan. Dolayısıyla çok rahat oluyor. Güzel böyle neşeli, eğlenceli bir şey. Çünkü biter bitmez bu lasikte hasta kalktığında hemen görmeye başlıyor aslında. Biraz bulanık oluyor ama mesela 5-6 numara o değişikliği hissediyor değil mi? Hemen fark ediyor. Aa görmeye başladım diyor. Aa, müthiş bir dolayısıyla şey. Dolayısıyla o da bir güven verici bir şey oluyor hasta için. Peki sonrasında o gün ve geri kalan sonra, günlerde? Sonra aynı gün eve gidip dinleniyor. Hı-hı. Dinlenmesi lazım. Yani sokak yok. Hı-hı. Duş yok. Hı-hı. Gözü kullanmak yok. Yani bilgisayar bir şey seyretmek yormak falan, yok. Televizyon seyretmek yok. Hı-hı. Göz kapalı mümkün olduğu kadar dinleniyor. Çünkü hı-hı. daha rahat ediyor. Çünkü sonuçta bir işlem yapıldı göze. Evet. O gün öyle geçiyor. Akşam uyuyor. Sabah uyandığında gözünü açınca net görmeye başlıyor. Hmm. Olay başlıyor. Harika. O zaten böyle tam karar şey anı. Mucize gibi sanki ya. Vallahi evet. Öyle geliyor anlatınca hocam. Peki bu operasyonların genel olarak baktığımız zaman riskleri var mı? Bunları da konuşalım hocam. Şimdi gözü kaybetme riski yok. Hastaya bunu kesin olarak söyleyebiliyoruz. Evet. Zaten şu ana kadar dünyada 60 milyon kişi lazerle tedavi oldu. Bu kadar hızlı yayılmasının en önemli sebebi bu. Hı hı. Emin ve güvenilir bir yöntem. Evet. Ama doğru yapılmadığı takdirde bir problem çıkarsa, ne bileyim iyi olmayan bir lazerle yapılırsa değil gözde mi? Ciddi bir hasar kalma riski var. Hı. Ama ben kendi hastalarıma... Yine bu körlük değil ama hasar da dediğimiz ciddi boyutlara ulaşabiliyor yani. Mesela %100 görmüyor da görme %70'e düşüyor. Evet. Artmıyor bir daha. Evet. Da. Mesela tamam kör olmuyor ama hı hı. Yani bu da önemli bir şey. Ama yani evet. Ben kendi hastalarıma şunu söyleyebiliyorum, yani şöyle bir garanti verebiliyorum. Benim tedavilerimde veya deneyimli bir doktor hı hı. son teknoloji bir cihazla yapıyorsa, evet. iyi bir ekiple yapıyorsa ciddi bir hasar kalma riski de yok. Yok,
garantisini verebiliyorum. Harika. Yani olabilen her şey ufak tefek komplikasyonlar olabiliyor. Hı hı. Mesela biraz o flap kırışıyor. Ertesi günü onu düzeltiyoruz. Düzeltebiliyoruz. Hepsi düzeltilebilen şeyler. Tekrarlanan operasyonlarda olabiliyor mu? Numara tabii. Mesela şimdi düzeltme derken mesela miyopu düzeltme şansı %6 düşük miyoplarda %97. Hı hı. %3 ne oluyor? Hı hı. Geriye biraz numara kalıyor. Mesela 5 numara yaptık tedavi. Hı hı. %3 ihtimalle 0.75, 1, 1.25 kalabilir. Evet. Dolayısıyla bunları ne yapıyoruz? Bunları 6 ay geçtikten sonra ikinci tedavi hakkımız var. Evet, süper. Genellikle korneada biraz yer bırakıyoruz ikinci tedaviye ve dolayısıyla o zaman başarı oranı ikinciyle beraber daha da yükseliyor. Harika. Hocam güzel haberlerle geldiniz bugün yine. Çok çok teşekkür ediyoruz. Kocaman bir alkış rica ediyorum. Operatör Doktor Sinan Göker hocamız için. Beraber mutfağa geçelim isterseniz sevgili Sevim'in yanına. Çok güzel görünüyor her şey. Ellerine sağlık afiyet öncelikle. Olsun. Neler yapmıştık bugün? Üzerinden bir geçelim. Evet, kuru yemişli yaz salatamız var. Çok güzel tahinli görünüyor. Tahinli semizotu salatamız ve baharatlı tavuk kapamamız. Hepsi çok güzel görünüyor. Senin için de kocaman bir alkış rica edebilir miyim? Yayınımızın sonuna geldik efendim. Yarın yine demeyeyim aslında. Sezonun son programıyla karşınızda olacağız. Yarın görüşene dek kendinize lütfen çok iyi bakın. Hoşçakalın.